Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin khatemin nebiyyin ve imamil murselin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin ecma'in. Allahümme zidna ilmen ve fehmen ve hifzan ve ihlasan ve elhiqna bis salihin. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil khayr. Allahümme iftah lana ebuab hikmetik ve enşur aleyna min rahmetik ve enzil aleyna min berekatike ya zel celali vel ikram. Ya zel celali vel ikram. Ya zel celali vel ikram. Allahümme iftah aleyna futuhal arifin. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yefkahu kavli. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu tayyibelerine, alinin, ashabının, ulema-i izamın, meşeyh-i kiramın, bizi okutan hocaların ve musannif İmam Gazali Rahimahullah'ın ruhlarına bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Allah Teala'nın izni inayetiyle İmam Gazali Rahimahullah'ın İktisat fil İtikat isimli eserinin son babını okumaya başlayacağız inşallah. Biz İktisat kitabını tahsil etmeye çalışıyorduk. Son derslere geldik. Son bab tekfirle ilgili olan bab. Bu 75. celsemiz olacak inşallah bu İktisat kitabı ile ilgili. Biz bu derste ve önümüzdeki belki birkaç derste, bir iki derste nispeten biraz daha bu babı da diğer kelam kitaplarında çok olmaması hasebiyle ve ehemmiyetine binaen bunu da birçok diğer mesele gibi tafsilatlı işlemeye kanaat getirdim. İnşallah başka bir iki kaynaktan da yararlanırız. Daha önceki bazı meselelerde de yapmıştık bunu. Mesela İcaz meselesinde işte Şerr-i Makas'tan da okumuştuk. İşte ne bileyim Sadık Rafii'nin görüşlerini bakmıştık kitaplardan. Farklı kitaplardan yer yer istifade ettiğimiz olmuştu. İşte mesela tekvin meselesinde Müsamere'den okumaya çalışmıştık. Efendim burada tabii ki bu babı İmam Gazali çok mükemmel anlatıyor. Bunu esas alıyoruz ama meselenin ehemmiyetine binaen bir iki yerde başka bir yere açılacağız ve önemli bir kitap tanıtmaya çalışacağız. İbn Hacer el-Heytemi'nin inşallah El-İlam bi Kavati'il İslam kitabıyla hem biraz tanışırız, kitabı tanıtırız. Hem de bazı önemli pasajlar okuruz ve meselenin boyutlarını öğrenmeye çalışırız o kitaptan daha çok. Yani bir meseleyi de tahkik etmeye çalışacağız, icma ile ilgili meseleyi ve meselenin boyutlarını bu konuyla ilgili müstakil ilk eser yazanlardan biri olarak ve büyük bir fakih olarak son 4 asrın belki bir numaralı Şafii fakihi olarak İbn Hacer el-Heytemi'den ki Hanefilere de bayağı temas edecek, onlara da bakacağız. Meselenin boyutlarını ve problemlerini tedvin etmek amaçlı. Problemlerini görebilmek yani uzantılarını ve nasıl ele alınacağına dair kafamızda bir fikir oluşması ve tarihte ne olmuş bitmiş. Bu konuyla ilgili yazan, çizenler, fukaha, usulcüler, kelamcılar ne yapmışlar? Biraz onları da bir değerlendirmeye çalışacağız o kitap üzerinden. Ve Allah nasip ederse en sonda inşallah İmam Sübki'nin Cemul Cevami isimli eserinde icma bölümünün hatimesi olarak yazdığı 3 satır ve onun şerhini mütalaa etmeye ve onunla en azından asıl ilgileneceğimiz bir meseleyi, o icma ile ilgili olan meseleyi toparlamaya çalışacağız. İnşaallahu Teala böyle bir niyetimiz var. Yani 3 kitaptan yararlanacağız. İmam Gazali'nin bu iktisadının tekfir babı 7-8 sayfa, 6 sayfa bunu esasa alıyoruz. Bu temelde çerçevemizi, çıkış noktamızı bu oluşturacak. Temel anlamları, konuyla ilgili en temel nükteleri ve en temel
hususları buradan iyice kavrayıp oturtacağız. Özellikle nazari kısım. Zaten komple nazari olarak yapacağız bu meseleyi. Yani hususi bir meseledeki tekfir bizim için hiç önemli değil fetva olarak yani. Şunu yaptı, küfre düştü, düşmedi falan. Bunlar örnek olarak belki tartışacağız birkaç tanesini ve çok önemli bir iki tanesini anlamaya çalışacağız. Ama daha çok bizim amacımız burada tekfir meselesini bu derslerde nazari olarak bir çerçevesini çizmek, yöntemini görmek ve neler olup bittiğini anlamaya çalışmak. Bu çok zor bir şey olduğu için zaten bu yapacağımız şey bir giriş denemesi gibi bir şey olacak. Ve 3 kitaptan yararlanıp nispeten açıldığımız ve ayrıntılandırdığımız için de bunu bir böyle yarı atölye çalışması olarak da değerlendirmek mümkün olacak. Yoksa mevzuya baya yani çok uzun oturumlar ve çok uzun çalışmalar gerekiyor. Hem mevcut birikimi tahkik etmek, tahsil etmek hem de bugüne dair biz bu konuda nerede duracağız yani mevcut problemlerimizi nasıl organize edeceğiz konuyla ilgili. O da ekstra bir çaba ve ekstra bir tefakkuh faaliyeti istiyor. Özellikle fıkıhçıların bununla uğraşması lazım. Sonradan feriyata intikal edilir. En önemli feriyata. Zamanımızdaki feriyata falan. Ama tabii o fıkıh kısmını biz çok yapamayacağız. Bir fakihin yapması lazım zaten. Biz daha çok usuli, kelami, nazari boyutu yapacağız. Ya veya fıkhi olanın nazari kısmını yapacağız. Usulle temas eden en temel yönlerini veya fıkhın nazari çerçevesini. Sonuçta mesele fıkhi bir mesele. Onu defalarca üzerinde duracağız zaten. Efendim kelama temas eden yönleri var. Biz onun fıkhının usulünü yapacağız. Yani tekfir meselesindeki tefakkuhun usulünü. Usulü fıkıhla alakalı da tabii ki çok fazla olacak ama metodolojisini veya nazariyatını veya çerçevesini çizeceğiz yani çizmeye çalışacağız yani giriş yapacağız daha doğrusu bakın bu derslerle hiçbir şey böyle hemen bitmez yani problemleri görmeye teşhis etmeye bir çerçeve çizmeye bir yol adım bir adım atmaya çalışacağız yoksa mesele çok derin inanılmaz derin yani inanılmaz boyutları var yani ciddi bir ilim lazım bu konuyu bizim de ilerlememiz için ele almamız için. Velhasılı kelam yani inşallah bu İktisat Fil-İtikat isimli eseri okumaya dair yaptığımız bu derslerin kitabın sonuna geldik. Bu tekfir son tekfir babını böyle bir yarı atölye çalışması olarak nispeten genişletip kitabı öyle bitirmeye çalışacağız. Yani normal şeyimiz yol haritamız önce bu babı gene daha önce yaptığımız gibi kelime kelime okuyup anlamaya çalışmak. Tabii mukaddime yapacağım az sonra bir girizgah yapacağım tekfir mevzusuna. Sonra bu babı İmam Gazali'nin ibarelerini tek tek okuyup anlamaya çalışıp efendim derinleşmeye çalışıp nispeten bu çerçevede 6-7 sayfayı iyice okumaya babı bitirmeye çalışacağız. Kitabın sonuna geleceğiz. Son 3-4 satırı bırakırız belki bir hatime duası için diğer kitap kaynaklardan beslendikten sonra normal iktisat dersimizi bitirmek için okuruz. Babın hepsini bitirmeye çalışırız. Sonra El-İ'lam kitabına geçiş yaparız. Oradan bazı şeyler istifade ederiz. Sonra Sübki'yi okuruz. İnşallah niyetim o. Ha, belki bir şeyler olsa ekstradan başka kitaplar, başka kaynaklar arada önümüzdeki birkaç hafta içerisinde önemli gördüğümüz, ekleyebileceğimiz bir şeyler ekleriz belki. Ama genel güzergahımız bu üç kitap üzerinden bu tekfir mevzusunun nazariyatına bir giriş yapmak. Yani zannediyorum ki yapacağımız iş efradını cami ayarını mani olarak bir miktar tayin etmiş oldu zihninizde. Dolayısıyla bu dersleri takip etmek isteyen bu şuurla veya da bu beklentiyle takip etmeye çalışsın. Evet arkadaşlar. Şimdi ben başlayacağım inşallah. Önce bir mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışacağım. Bir mukaddime yapmaya çalışacağım. İmam Gazali'nin ibarelerini okumaya başlamadan önce. Şimdi ben tabii mukaddimede 5-6 husus zikredeceğim. Onlarla beraber biraz daha bu dediğim icmali şey biraz daha genişleyecek yani. Şimdi arkadaşlar birincisi bu tekfir mevzusu aslında iki mertebeli bir mevzu. Yani bu mevzunun bir sonrası var diyelim. Şöyle bir sonrası var. Yani çok irtibatlı olan ve iç içe yer yer geçebilecek bir mevzu olarak bir de bidat meselesi var. Hani küfür deyince aklımıza değil mi? Bir de bidat kavramı geliyor. Daha hafif bir versiyonu olarak hani.
Bu bariz bir şey. Tekfir. Ondan sonra bidat veya tebdi. Bidat kavramı çok daha zihnimizde şey olduğu için bidat kavramını kullanıyorum. Yani birinin bidat sahibi olduğunu itikad etmeye veya ona bidat isnat etmeye ne denir? Tebdi denir. Tekfirde de birinin kafir olduğuna itikad etmek veya kafir olduğuna hükmetmek veya onun kafir olduğuna itikad etmek tarzında bir manaya geliyor tekfir. Tekfir ve bidat meselesi iki mertebe olarak değerlendirmemiz lazım. Bizim inşallah bu derslerde ele alacağımız şey tabii ki bidat olmayacak. Neden? Çünkü konu iki ayrı mertebe aslında. İki ayrı mertebe olarak değerlendirilmesi lazım. Ve bidat meselesi çok daha zor bir mesele. Çok daha geniş bir mesele yani. Bu mesele hani böyle özel olarak 50 oturum falan yapılsa hani böyle toparlanır ancak yani. Hani boyutları. Bidat kavramından başlayıp şer'i dayanaklarını, usulcü denek yani mevcut birikimi önce bir elden geçirmen falan filan. Bidat meselesi çok daha zor bir mesele. Çok daha ayrıntılı olduğu için zor ve içtihadi kısımları çok yüksek yani. Çok fazla yüksek. Yani hem nazari kısmı çok zor hem de fer'i kısmı çok zor. Bidat meselesi. Dolayısıyla biz bu derslerde onu anlatalım. Asıl tekfir mevzusuna odaklanacağız. Tamam. Yani tekfirden düşüp bidat mertebesine girdi mi veya da işte bidat mertebesinde bile girmez. Bu gayet mübah bir şey falan. Yani bu ihtimaller olduğu için o tekfir mertebesinden düşen kısmın ne olduğu bizi asıl ilgilendiren bir şey olmayacak yani. Tamam. Yani bil arad değinirsek değiniriz. Asıl mevzumuz manatu tekfir diyebileceğimiz şeyi yakalamaya çalışmak bir miktar. Yani tamam. Manatu tekfir. Dolayısıyla unutmayalım. Bu mevzu, tekfir mevzusu başka çok önemli bir mevzuyla bir miktar iç içe geçiyor ve çok irtibatlı. Ama bu ikinci mevzu, bidat mevzusu veya tebdi mevzusu bunun bir ötesinde bu halledildikten sonra buraya geçilmesi lazım. Çünkü buradaki birçok kaide tebdi meselesinde işimize çok yarayacak. Yani ikisinin ortak nazari kaideleri var iki meseleyi de ele alırken. Tamam. Tekfir meselesi var. Bir de bidat tebdi meselesi var. Tekfir dediğimiz gibi yani hani keffara feale kalıbından geliyor. Feale kalıbından geliyor. Feale kalıbı birçok binası farklıdır biliyorsunuz. Birçok anlamda istimal edilebiliyor. Tef'il kalıbına konulan bir kök harfler, madde yani kefara maddesini feale kalıbına koyduğumuz zaman mesela burada birinin kafir olmasına sebep olmak anlamına gelmiyor. Ki birçok yerde tef'il kalıbı bu anlama gelir yani mesela. Birçok yerde bu anlama gelebiliyor yani. Cealehu kafiran gibi bir şey değil mesela. Keffarahu cealehu kafiran yani mesela. Tamam. Gibi bir şey değil yani mesela. Peki ne demek? En ya'taqida fihi'l kufr veya en yahkuma aleyhi bil kufr veya en yensibe ileyhi'l kufra. Ona küfür isnat etmek, küfür ithamında bulunmak. İtham kelimesi Türkçe'de tabii bir miktar sanki olumsuz bir şey yani olmayan bir şeymiş gibi anlaşılıyor bazen. Olumsuz bir çağrışımı var. Efendim, küfür isnadında bulunmak, kafir olduğunu itikad etmek, değil mi? Bu anlamlara geliyor. Yani mesela tesfih kelimesi var, tahrim kelimesi var. Tesfih ne demek? Bir insanı sefih kılmak, sefih olmasına sebep olmak demek değil. Bir insanda sefahat olduğunu düşünmek ve kanaat getirmek, itikad etmek. Tesfih. Seffaha Zeydun Amran. Zeyd, Amr'ın sefih olduğunu düşünüyor. Olduğuna kanaat getirdiği gibi, tamam mı? Buradaki tekfir de tabii ki zaten bu manayı biliyoruz. Ben sadece lafzı şey yapıyorum. Tef'il kalıbının. Tebdide de böyle. Ona bidat isnat etmek. Tebdi kelimesinde de. Evet. Tahrim mesela. Onun haram olduğuna itikad etmek. Haram görmek. Haram olmasına sebep olmak değil mesela diyelim. Değil mi? Tahrim. Bir müçtehit bir şeyi tahrim ediyor falan dediğimiz zaman. Bunun gibi böyle anlamlar var. Tekfir. Bir de küfür var, tekvir var. Hani bu ikisi önemli bir ayrım. Kitaplarda özellikle üzerine vurgulanır. Özellikle bugünkü tartışmalarda da çok söylenir. Küfür ayrıdır, tekfir ayrıdır. Buna değineceğiz biraz ileride. Yer yer derste de değineceğiz ama bu asli bir meselemiz olmayacak. Çok çok önemli olmasına rağmen
dağılmamak için cihet-i vahdet yaparak biz tekfir mevzusunun nazari boyutlarını bir açıya doğru yönlendirerek işleyeceğiz yani. O da icma olacak inşallah. Tekrar söyleyeceğim onu. Evet, tekfir ve bidat meselesi, tebdi, bizim mevzumuz tekfir dedik. Asıl orası. Şimdi ikinci hususumuz, birinci mukaddimemiz tekfir bidat ayrımıydı. İki mertebede meselenin ele alınması lazım. Yani tekfir etmediğimiz bir fiili veya bir sözün bidat olmaması diye bir şey yok. Bidat olabilir bu yani. Hatta ilk akla gelen budur zaten genelde. Ama olması da gerekmez. Bakın ne kadar yani kaygan bir zemin yani. Yerde insanlar birini tekfir etmeyince, mesela akademide çok oluyor. Diyor bu bunu tekfir etmiyor, o halde tamam yani bizden. Her şeyle bizden falan gibi. Bunun tebdi mertebesi var, bidat mertebesi var. Gene hak değil yani bu. Veya tekfir etmediğim zaman sanki onun sözünü de veya onun itikadını, onun düşüncesini de İslam'a nispeti açısından makbul bir yerde görüyorum gibi. Tekfir etmediğim zaman bir görüşü. Bu da ayrı bir yanılsama. Böyle bir şey yok yani. Efendim, tekfir ayrı bir şey. O görüşün bidat olması ayrı bir şey olabilir. Gene hatalı olabilir. Sadece nefsül emirde hatalı bir görüş olması değil. Bir görüşün hatalı olmasıyla bidat veya küfre konu olması da ayrı bir şey bakın. Hepsi apayrı kavramlar. Yani umumsuz minvecin var aralarında. Ayrılabiliyorlar, birleşebiliyorlar. İkisinden hali de kalabilir. Yani dört ihtimal bu üç kavramın hepsinde var. Bir şeyin küfür olması, bir inancın, düşüncenin, sözün, fiilin. O inanç, söz, düşünce, fiile neden böyle kategoriler? O da ayrı bir şey. Yani fiil veya söz küfür olabilir mi? Konuşacağız yani. Nefsül emri küfürle şer'i, fıkhi, dünyevi ahkamın tereddüt ettiği küfür. Kazai ahkamın tereddüt ettiği küfür. Yani meselenin o kadar farklı boyutları var ki. Şu üç kavramı sadece düşünün. İnanç veya düşünce veya fikir veya işte sözle ilgili düşünün. Yani sözle bir inançlı haber veriyor. Üç şey düşünebiliyoruz. Küfür, bidat ve hata. Ve üçü de ayrı şeyler yani. Yani üçü de bir yerde toplanabilir. Üçü bir yerden ayrılabilir. Tamam. Efendim. Her biri ayrı da olabiliyor yani. Sadece bidatla hata arasında yani, her bidat hatadır mesela. Bu şekilde tam bir ayrım yok. Yani sadece hata bidat olup hiç hata olmayan bir şey olamaz zaten. Mesela. Ama özellikle ilk ikisi veya 1 ve 3 veya 2 1 ve 3 arasında mutlak bir şey var. Bütün ihtimaller geçerli yani. Yani bir şey hiçbir küfür olmayabilir, bidat olmayabilir, hata olmayabilir falan, hani öyle düşünün. Bir şey üçü de olabilir. Hani efendim gibi. Ama bir şey küfür olabilir. Ama mesela hata olur gene. Ama küfür olmaz, bidat olur mesela. Evet. Küfür olabilir, bidat olabilir falan dedik zaten. Bunun gibi ayrımları düşünün yani. Küfür, bidat, hata, bu gibi kavramlar. Bu üç kavramı üzerinden biz konuşmaya çalışacağız zaten. Evet. Bu birinci şeyimiz. İkinci mesele, mukaddime ile ilgili söyleyeceğim. Bu mevzu arkadaşlar, tekfir mevzusu ilmi bir mevzu. Mevzu bir fırka, bir şey mevzusu değil. Yani biz işte şu gruptanız, bu gruptanız. Bu grup dediğim şey yani İslam ümmeti grubu da olabilir. Hani genel olarak. Veya düşündüğünüz gibi. Mesele bir tarafta olmak değil mesele. Tamamen teknik bir mevzudan konuşuyoruz. Yani tekfir mevzusu her ne kadar böyle vakada bu konuyla ilgili konuşanların çok büyük bir kısmı, yani ilimle uğraşanlar dahil, belli kaygılar veya belli böyle psikolojik etkenlerin altında bazı hükümlerde bulunup veya bu mevzuyu konuşma saikleri olabiliyor olsa da, bunun hepsi yanlış da değil zaten. Ama şunu unutmayalım. Yani duygusal levazımları çok olsa da, hani bir parti meselesi gibi, ben o partideyim, sen bu partidesin, işte partizanlık gibi bir şey. İşte ehli bidatte o daha çok onu hissediyoruz. Küfürde hani zaten bariz gibi abicim, yani bu küfür dersek bu zaten bizden değil falan. Ama onda da bu problem var. Bizden olup olmadığı, hani bizden olma, ben ve öteki tartışmaları biliyorsunuz. Şu anda mesela Batı'da felsefede, sosyal felsefede diyelim veya sosyal ilişkilerle ilgili toplum felsefesi adı altında işlenen çok önemli kavramlardan biridir. Yani kimlik meselesi
Ben ve öteki. Yani öteki meselesinin kendisi felsefi bir meseledir yani. Şey bir sadece sosyal bilimlerde bir problem olarak işlenmiyor. Çok felsefi köklerine iniliyor öteki mevzusunun. Tabi bu hak batıl ayrımı hakikat fikriyle alakalı olarak derin bir şekilde tartışılıyor. Özellikle kıta felsefesinde öteki üzerine bir sürü felsefe yapılmış son 50 senede ve hala devam ediyor. Şu anda en popüler felsefi mevzulardan bir tanesi. Ve bizim düşünün hani kelam yapıyoruz ya bazen irtibatını kurmaya çalışıyoruz günümüz fikriyatıyla. Aslında bizim mütekelliminin ve fukahanın konuştuğu bu tekfir mevzusu bu öteki mevzusuyla çok alakalı yani. Hani onun da bir kendine ait varlık ve bilgi felsefesi var. Batı'nın bu öteki adı altında, öteki kavramı altında yaptıkları tartışmalar levazımlar benzer sonuçları doğuruyor. Yani şöyle diyeyim. Biz birine tekfir ettiğimiz zaman onu ötekileştiriyoruz. Hatta tekfir mevzusunu gündeme getirildiği zaman tekfir mevzusu ilmi olarak bile gündeme getirdiği zaman tekfir mevzusunu fazla işleyen veya bu hükmü fazla gündeme getiren bir insanı hemen sen başkalarını ötekileştirici bir pozisyonda durur gibi oluyorsun. Veya birileri seni işte ötekileştirme gibi olumsuz olan bir şeyle itham etmeye başlıyor. Bu ötekileştirme bir dini iman rükünü mü modern insanlığın falan? Evet. Yani ötekileştirme şey bir küfür alameti gibi. Yani birini ötekileştirirse mutlak olarak yanlış bir şey yapıyordur gibi tarzında bir şey var. Mutlak manada olumsuz bir şey. Yani bir kebairden, modern dünyanın kebairinden bir tanesi de ötekileştirmektir. Ve tekfir dediğimiz zaman yani çok bedihi şeyler bakın bunu arkadaşlar. Hak ve batıl var diyorsunuz. O tarafta ehli batıl var, ehli küfür var. Sadece bu dünyada bunlar bizden ayrı insanlar değil. Ahirette de bunlar ebedi cehennemde yanacaklar diyorsunuz. Hani bundan daha büyük bir ötekileştirme düşünülemez. Ve siz bir anda olumsuz bir siyakta kendinizi buluyorsunuz. Dolayısıyla mesele toplumsal olanda duygusal olarak veya da taraf olarak bir kimin ne tarafta durması ve bunun üzerine terettüp eden şeyleri doğrudan kale alarak meseleyi tahlil edemeyiz. Meselenin kendisi ilmi bir mesele. Meselenin kendisi ilmi bir mesele. Bunun ne demek olduğunu inşallah dersler sırasında iyice anlayacaksınız. İlmi bir mesele şöyle icmalen biraz açayım. Yani küfür bir hükümdür. Şer'i bir hükümdür tekfir. Bu şer'i hükmü aynı diğer şer'i hükümlerde olduğu gibi buna vasıl olmanın bir metodu, bir yolu var yani. Bedihi bir şey olmayabiliyor çoğu zaman. Zaten aklen bedihi değil. Şer anda bedihi olmayabiliyor. Tamam. Şer anda bedihi olmayabiliyor bu olay. Dolayısıyla herhangi bir zor fıkhi meselede mesele, ilmi bir mesele olduğu gibi tekfir mevzusu meselesi de muayyen bir fikri tekfir etmek veya bir kişiyi tekfir etmek. Bunların da ayrımı var. Bu da fıkhi ve ilmi bir mevzudur. Son derece ilmi bir mevzu. Yani birinin kafir olduğuna hükmettiğimiz zaman fıkhen veya da bir görüşü tekfir ettiğimiz zaman fıkhen. Hepsi fıkhen zaten. Fıkhen olmayan bir şey olamaz yani normalde. Onu da ispat etmeye çalışacağız zaten. İmam Gazali bize çok iyi anlatacak onu. Olduğu zaman biz bu insanla hakaret etmiş değiliz. Bakın. Çoğu insan tekfirle hakareti birbirine karıştırıyor. Ben diyebilirim falan insan kafirdir. Mesela ben Kant kafirdir deyince Kant'a hakaret mi etmiş oluyorum diyelim şahsına. Mesela böyle düşünen var mı şimdi aramızda mesela? Kant'ın kafir olmadığını düşünen var mı mesela diyelim. Muhtemelen Müslümanlar arasında yok yani. Muhtemelen ama şüphelenmeye başlıyoruz yani mevzu o kadar bugün sarsılmış gibi miktar yani. Hani artık kafir ne demek? Tabii adamın ne kastettiğini de anlamaya çalışmamız lazım önce. Kafir değil derken mesela. Evet. Şimdi evet, aynen durum tespiti. Çok güzel ifade ettin. Yani biz birine kafir derken nefsül emirde şer'i bir hükmün varlığını ifade ediyoruz. Bir insanın şahsına hakaret etmek değil. Yani o küfürdür dediğim görüşü savunan o tarafta bulunan kişiyi tekfir etmemiz gerekir mi? Onu da konuşacağız. O da çok zor bir mesele. Bugün kafalara inanılmaz karışık olduğu bir mesele. Onu da konuşacağız.
Onu yapsak bile yani o lazım gelse de gelmese de herhangi bir düşünce hakkında bu şer'an küfürdür dememiz o düşünceyi benimseyen kişi veya kişilerin şahsına hakaret ettiğimiz anlamına gelmiyor. Hakaret örfen ve şer'an farklı bir şey bakın. Daha çok insan ilişkileriyle veya şahsiyetle alakalı bir şey. Ama ben şari'nin hükmünün bu olduğunu idrak ediyorum diye iddiada bulunduğum zaman bu farklı bir şey. Hakaret etmek demek değil yani. Veya da başka bir şey söyleyeyim. Birini tekfir ettiğimiz zaman veya bir görüşü, o kişiyi veya o görüşü savunan kişi, kişiler, felsefe, ekol, medrese onları tamamen yok saydığım, hiçbir faziletlerini, üstünlüklerini, doğruluklarını, güzelliklerini kabul etmeyeceğim anlamına da gelmiyor. Ve onlardan istifade etmeyeceğim anlamına da gelmiyor. Asla yani bunlar alakasız şeyler. Yani mevzunun ilmi bir mesele olmasının zıttının ne olduğunu bilirsek o zaman bunu çok daha iyi anlarız. Tahkir demek değil yani bu. Mesele bir grup kaygısı şu bu değil yani. Hani biz sayımız azaldı, çok oldu, böyle yaparsak işte şey yap, ötekileştiririz birilerini, toplumsal mutabakatı sağlayamayız, işte dağılırız, bölünürüz falan filan. Hani bu kaygılar o kadar arızi ki mevzuda bakın. Çok arızi yani. Belki tebdinin ve tekfirin bazı zor ince yerlerinde belli müreccihler ve maslahatlar olarak fukahanın itibar edebileceği yerler olur. Ama asli vasıflar değil bunlar. Çok dikkat edin yani. Hatta bunlar bile ilmi bir şeye konu olarak ele alınmak zorundadır. Mesele duygusal veya benim efendim bana hoş gelmesi, bana problemli gelmesi böyle bir duygu hali falan değil yani. Bunları çok iyi sürekli tekrar etmemiz lazım. Unutmayalım. Tekfir tahkir demek değil. Tekfir şahsın zatını tahkir demek değil. Ve de şunu da söyleyelim. Bir insanı tahkir etmek mutlak olarak yanlış da değil. Yani hani öyle bir şey de yok. Bir insan hakirse ve hakarete, tahkire, küçültülmeye, aşağılık olarak görülmeye bir fikir veya bir şey layıksa şer'i sınırlar dahilinde şeriat buna izin vermişse yapılır. Nasıl bir insana sövmek şer'an caiz olabileceği yerler var mı? Var. Yani hiçbir insana hiçbir şekilde sövmek caiz değildir diyebilen bir fakih var mıdır mesela? Mümkün değil. Yani çünkü biliniyor bu mevzu yani. Tahkirle beraber yapılan bir tekfir de tahkir meşru olsa da olmasa da o tekfirin ilmi değerini etkilemez. Bu da ayrı bir mevzu. Bakın yani seviye seviye. Bir insan bir kişiyi veya bir fikri tekfir etti. Bir alim, bir hoca, bir kişi. Bunu tahkir ederek de yapsa, etmeyerek de yapsa, bu tekfir iddiasında ortaya koyduğu gerekçelerin, istidlalin ve delillerin doğruluğuna tesir eden bir şey değil doğrudan. Yani biz ona bakarız, doğruysa doğru. Tahkir ayrı bir mesele. Tahkirin de haklı olabilir, haksız olabilir. Tamam. Bunlar mukarenet ettiği için çoğu zaman biri birini mesela tekfir ediyor. Gayet doğru ilmi delillerle tekfir ediyor. Ama belki tahkirde haklı değil. Şer'an belki haram olacak bir seviyede birini tahkir ediyor yani. Tamam. Ama biz o tahkiri görünce baksana zaten bu tahkir ediyor falan. Tekfir kısmındaki bütün dedikleri sanki yanlışmış gibi davranabiliyoruz ya. Bu da ayrı bir şey. Hiçbir alakası yok bunun. Tabii bu konuştuğumuz konu şuna da benziyor arkadaşlar. Hani böyle eleştiri kültüründe işte biri eleştirince bir de istihza veya da tahkir böyle şeyleri araya girince konuşmanın arasına biz o eleştirinin ne kadar kuvvetli olsa bile bizim gözümüzden düşüyor, itibar etmiyoruz, iltifat etmiyoruz. Bu çok yanlış bir şey halbuki. Yani onlar arzi şeyler. Bir ilmi mesele tartışılırken o ilmi meseleyi tartışan adam yanlışlara düşebilir. İnsan ilişkileri açısından, münazara adabı, tartışma adabı, eleştiri adabı açısından. Ancak o eleştirinin kendi ilmi olarak, mantıksal olarak ortaya koyduğu hakikatler veya da ortaya koyduğu kelamın hakikatini doğrudan etkilemez yani. Ben bu adam başka bir yanlış diye dedi diye söylediklerini kabul etmemem diye bir şey olamaz yani. İkisi ayrı mevzular yani. Hani bunun gibi tekfirde de bu mevzu var yani. Özetle ikinci hususumuz mukaddimede tekfir meselesi ilmi bir mevzudur.
İlmi hangi ilmin bir mevzusudur? Fıkhın bir mevzusudur. Hukuki bir meseledir yani. Tamam? Tabi bizdeki hukuk demek sadece dünyevi ahkamla alakalı bir şey değil fıkıh. Biliyorsunuz fıkıh bizde hem dünya hem ahiret hayatını kuşatan bir şey. Yani hukuk sistemimiz bizim. Yani bunun sadece dünyayı ilgilendiren tekfirler de olabilir. Nefsül emri ve ahireti ilgilendiren tekfirler de olabilir. Yani tekfir fıkhi bir mevzu. Yani hukuki bir mevzu deyince sadece sanki dünya hayatıyla alakalı, toplumsal hayatımızın düzenlenmesiyle alakalı bir şey olduğu zannedilebilir. Asla. Asıl önemli kısmı asıl diğer kısım. Bu hiç önemli değil diğerine göre hatta. Onu söyleyebilirim. Yani hata edip adam hataen tekfir edilip canı malı falan kıyılsa bile burada düşülen hatanın diğerine göre oranı, yani ahiret hayatına dair bir küfür iman sınırlarını tespit etmeye dair hata kıyaslanamaz yani. Efendim, tamam. Her ne kadar birincisine vurgu çok yüksekse de bu kitapta da onu göreceğiz yani. Tamam. Evet. Üçüncü husus arkadaşlar. Bu meseleyi neden bu kadar ele alıyoruz biz de? Özel müstakil bir ders gibi yapmaya çalışıyoruz. Bir yara atölye gibi bir giriş denemesi olarak mevzuyu daha derin bir şekilde uzun sürede belki daha ayrıntılı ele alacağız. Farklı yönleriyle derinleşeceğiz. Belki ciddi semereler ortaya çıkacak şekilde meselede araştırmamızı, tahsilimizi, incelemelerimizi sürdüreceğiz zamanla. Çünkü hem kelamcıları hem usulcüleri hem fukahayı ilgilendiren çok önemli bir mevzu. Neden bu kadar ilgileniyoruz? Şunu unutmuyoruz. Yani işte çok önemli bir mevzu bu. Üçüncü hususumuz bu mevzu çok önemli bir mevzu. Yani bugün 10-15 tane İslami ilimleri ilgilendiren ve bizi ilgilendiren çok önemli meselelerden bahsedersek muhtemelen bu bir tanesi olur. Yani bunun sizin de farkındasınız zaten. İslam ümmetini son derece ilgilendiren bir mevzu. Bunun önemli olmasının veceleri var. Yani sayılamayacak kadar çok vecesi var. Önemini bildiren. Ben 3-5 tanesini söyleyeceğim. Nazari kısım ve bizim gayelerimizle irtibatlı olan kısımları söyleyeceğim. Bir miktar. Birincisi, tekfir dediğimiz anda iman ve küfürden bahsediyoruz. Yani iman ve küfür sınırlarını anlamaya çalışıyoruz. İman küfür sınırının ne olduğunu, imanı küfürden ayıran şeyin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bu ne demek? Aslında İslam'ın esasları ile ilgili bir mevzuyu konuşuyoruz demek. İslam demek bu tekfir mevzusu doğrudan alakalı bir mevzu. İlim talebeleri için diyorum tabii bu tekfir mevzusunu. Yani atıyorum bir avamı tekfirin mahiyeti, tekfir mevzusunun mahiyeti, nazariyatı falan çok fazla ilgilendirmez. Onu ilgilendiren çerçeve de zaten kendisi de zarurat-ı fıkhiyeden veya da meşhurat-ı fıkhiyeden gibi bir şeydir. O da zaten İslam toplumunda onu alır. Selametli olarak, genel olarak. Avam. Ama ilim talebeleri için iman küfür sınırının ne olduğunu görebilmek, son derece İslami ilimler, İslam'ı tahsil ettiğini iddia ediyorsun İslami ilimler tabesi olarak. Dolayısıyla tekfir mevzusunu yeterince kavrayamamış olman, ana hatlarını veya fahiş hatalara düşmen kabul edilemez yani. Mümkün değil. Bakın kabul edilemez bir şeydir yani. Kendi ilminde de ciddi arızalara sebep olabilir yani ahkamına. İman küfür sınırı ile alakalı bir şey. Tabi demeyin yani tekfir küfürden ayrıdır. Bir şey küfür olabilir ama tekfire gerekmez falan. Onu konuşacağız. Yani bu kadar açık bir mevzu değil bu yani. Böyle bir infikakın olduğu iddiası hiç açık değil yani. İnfikakın olduğu yerler olabilir ama öyle o kadar da ayrı şeyler değiller yani. Sadece dünyevi ahkam için değil, nefsül emri ahkam için de yani. Ahireti de kapsayan ahkam için. İman küfür meselesi zaten ilk aklımıza gelen meselenin önemi bu. Büyük bir mesele. Şöyle ki arkadaşlar hani bu hem kendi biz tahsil eden ilim talebeleri olarak gerçekten bir inanç ve düşünce ilim tahsilinde nereye gideceğimiz belli değil. Özellikle akli ilimlerle uğraşanların. Nakli ilimler de tehlikedeler bugün için. Özellikle 2020 yani'den bahsediyoruz. Bakın bütün Batı felsefesinin bütün kodlarının hakim olduğu fikir dünyasına, ilim yapma tarzlarına hakim olduğu, zihinlerin bütün batılı paradigmalarla programlanıp işlendiği yani İslamiyet'e girenlerin de çoğunun doğal olarak aldıkları modern eğitimle böyle oldukları bir vasatta hiçbir ilimle uğraşanın istikameti böyle şey değildir, me'mun değildir. Mazmun değildir, tazmin edilmiş değildir, bir garantide değildir nereye gideceği yani. Dolayısıyla
biz fikirlerimizin, düşüncelerimizin nereye doğru açıldığını efendim bir ilim talebesi olarak kendi zatımızda fert olarak ilerlerken sınırları çok iyi görmemiz lazım. Dakik bir şekilde görmemiz lazım iman küfür sınırlarını. İlim yapma faaliyetimize rengini veren gayelerin zemini olarak bu sınırlar üzerinden biz hareket ediyoruz. Medeniyet inşası söylemlerimiz var yani. Muhakkak bu sınırlar etkiliyor yani. Bu sınırın nerede başlayıp nerede olacağı, ne kadar daireyi genişletip daraltacağımıza göre çalışmalarımızın seyri etkilenecek. Bireysel olarak ferdi istikametimizde nereye kadar gidip gidemeyeceğimiz meselesi ve nereye gittiğimizde tehlikedeyiz yani bu düşüncelerde. Bu mevzuyu bilerek ancak iman küfür sınırlarını bilerek şey yapabiliyoruz. Yani iman küfür meselesi sadece birileri hakkında kafir olup olmadığını düşünmek meselesi değil. Bakın arkadaşlar, biz ilim talebeleri olarak ilkin bu ilmin bize fayda vermesi lazım. Bize fayda vereceği yer ilim yolculuğumuz sırasında neyin iman, neyin küfür olduğunu gerçekten temiz edebilmek yani. Diyeceksiniz ki neyin iman, neyin küfür olduğu fıkhi bir mesele mi? Tekfir fıkhi bir mesele ama neyin iman, neyin küfür olduğu sanki kelami bir meseleye benziyor diyeceksiniz. Bunu konuşacağız. Yani tamam. Böyle diyenler var çünkü. Böyle bir görüş de var, evet. Neyin iman, neyin küfür olduğu meselesi son derece önemli. Hem fert olarak önemli, hem de fert olarak diyelim ki doğru bir pozisyonda aldık, temizimizi yaptık. Gayrının iman küfür sınırları, ötekinin iman küfür sınırları açısından nerede durduğu da bizim için çok önemli. İkinci mertebe. Neden önemli? Sadece bakın, bireysel olan iki açıdan da önemli zaten. Hani dünyevi ahkam, yani İslam devleti olsaydı kazai ahkam, yani tatbik edilseydi devlet ahkamı, yani küfre düşen mesela mürtet ahkamı devreye girer yani. Fert olarak olan mertebeyi düşünelim. Hem dünyevi ahkam hem uhrevi ahkam. Çünkü bakın, iman küfürden bahsediyoruz dedik. Bu iman küfrün bir nefsül emri olan tarafı var. Bir de şeriatın zahirine göre dünyevi ahkamın tatbik edilmesi, kazai ahkamın tatbik edilmesi açısından bir boyutu var. İki boyutu düşündüğümüz zaman, yani hem dünya hem ahiret hayatını etkileyen bir mesele olarak iman küfür mevzusu ferdi etkiler. İkisi de etkiliyor bakın ferdi, hepimizi yani. Efendim, hani özellikle mesela bir Müslüman, şuurlu bir Müslüman şu hadis-i şerifleri okuduğu zaman zaten dehşete kapılıyor. Yani ahir zamanda işte bir insan mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak. Yani bu hadisi okuduğunuz zaman yani biz ahir zamanda olduğumuz neredeyse icma edilmiş. Yani efendim neredeyse yani, veya da en azından çok büyük alametleri görülmüş. Küçük alametlerin çok büyük çoğunluğu görülmüş. Yani ahir zamanda olduğumuz ve bir Müslüman ferdin, İslami ilimler talebesinin böyle bir endişesi ve korkusunun olmaması ciddi bir problem arkadaşlar. Bir takva problemi ve nasları anlayamamış olma problemi yani. O nebevi sülukta ilerleyememiş olma, o hadisleri sadece kulaktan girip diğer kulak bir kulaktan girip diğer kulaktan çıkmış olma meselesi. Fert olarak hem dünyada hem ahirette iman ve küfür sınırlarının bizim için ne ifade ettiğini şuurunda olmak hayati bir mevzu yani. Hayati bir mevzu yani. Toplum olarak, öteki olarak, yani kendi ferdimiz dışında diğerleriyle ilgili olarak vereceğimiz hüküm, iman küfür sınırlarına dair itikadımız, düşüncemiz ve buna göre üzerine inşa edeceğimiz amelimiz bu neden önemli? Bu da gene iki açıdan önemli. Dünyevi ahkamın tatbiki açısından, ha şu anda o şey yapılamıyor tabii ki. Yani İslam devleti yok. Yani İslam hukukuna göre, fıkha göre tanzim edilmiş bir hukuk sistemi altında yaşamıyoruz yani şu anda. O dünyevi ahkam zaten tatbik edilmiyor yani şu anda. Ama gene de dünyaya taalluk eden fıkhi ahkam var. Yani ille de hani adam kafir oldu, mürtet olursa boynu vurulur falan filan, tevbeye davet edilir falan, boynu vurulur gibi şeyler değil. Yani vela bera meseleleri ille de mahkemedeki işlemlerden ibaret değil yani. Vela bera meselesi yani. Atıyorum, kafir olduğuna itikad ettiğiniz bir insan arkasında namaz kılamazsınız mesela. Hani dünya hayatında amellerimizi etkileyen bir mesele. Yani dünyevi ahkamı İslam devleti yok diye şu anda yok değil yani. Tekfir mevzusunun, tamam? Yani fıkıh açısından tatbik edilebilir birçok fıkıh hüküm var yani. İkincisi, ötekiyle ilgili, ahiret hayatı ile ilgili. Yani ahiret hayatında bu düşünceye sahip olanın ahiretini heba edip etmeyeceği meselesi
haddinden fazla önemli bir mevzu. Hele ki bu öteki yakınımızdaki insanlar ise, sevdiğimiz insanlar ise, efendim, o zaman mevzu siz düşünün. Yani işin şey boyutunu yani. Bizi ne kadar ilgilendirdiği boyutunu. Bir Müslüman zaten, hani Hazreti Peygamber'i gene hatırlayalım, hadis-i şeriflerini. Bir Müslüman kendi nefsi için istediğini, Müslüman kardeşi için istemediği için, değil mi? Kamil mümin olamaz. Müslümanın diğer Müslümanlara karşı hissettiği sevgi bağını düşünün. Ve bir Müslüman kardeşinin belli bir fikir, inanç, düşünceden dolayı küfre düşmesi diye bir mevzu ve bir tehlike var yani. Hem fert için hem Müslüman kardeşlerimiz için. Veya da insanlar düşmüş olan insanları oradan kurtarmakla ilgili bir mesuliyet var. Ve bu nefsül emirle alakalı bir küfür. Sadece hani dünyevi ahkamı tatbik edip etmeme, hata etme, ama nefsül emir de o Allah indinde Müslümandır muhtemelen falan. Muhtemeli yok bunun. Hani Müslüman değilse olay çok büyük yani nefsül emirde. Değil mi? Ne kadar tehlikeli bir mevzu. Yani meselenin çok önemli olduğunu, yani iman küfür sınırının farklı boyutlarıyla izah etmiş olduk. Bir vece daha, ikinci vece. Arkadaşlar, meselenin levazımı çok fazla ve çok ciddi yani. Yani tekfir ettiğimiz zaman bir kişiyi veya fikri, bunun levazımı tasavvur edemeyeceğiniz kadar fazla. Yakın ve uzak levazımı, lazımları ve yakın lazımları fıkhi ahkam açısından inanılmaz büyük meseleler. Canı malı helal oluyor adamın. Hani bundan daha öte bir şey yok. Ve asıl olan şeriatın hükmettiği tekfirin nefsül emre mutabık olmasıdır. Ne kadar tehlikeli mevzu. Ahiret hayatında da ne olduğunu dair bir şey oluyor. Yani asıl olan bu zaten yani. Evet. Levazımı inanılmaz tehlikeli. Vela, bera kavramları hani selefiler belki kullanıyor, belki biraz fazla bazı yerlerde yanlış kullanıyorlar diye biz bu kavramları bırakacak değiliz yani. Bu kavramlar önemli kavramlar bizim için. Akaid kitaplarının sonlarında falan geçer bu mevzular. Doğru istikamet tutturulur. Emri bil, atıyorum mesela levazımlarından bir tanesi nedir arkadaşlar? Emri bil maruf nehi anil münker meselesi. İlle de devlet ahkamının tatbiki açısından bugün tekfir mevzusunun levazımlarını düşünmeyelim yani. Levazımlar o kadar fazla ki, bireysel, toplumsal, ailede, sosyal, ümmet, ilim tahsili, ne yapılacağına dair, emri bil maruf, nehyani münker, davet çalışmaları, ahkam değişmeye başlıyor komple yani. Bir insanın küfürle itham ettiğimiz zaman, yani küfür isnadında bulunduğumuz zaman veya bulunmadığımız zamanda da yani bunun şeyleri var, meseleleri var. Toplumsal boyutu zaten biliyoruz, çok hassas bir mevzu. İnanılmaz hassas bir mevzu olduğunu biliyoruz bugün Türkiye'de özellikle. İfrat ve tefrit de var. Şimdi benim için asıl, benim şahsen bu dersleri, bu dersler üzerinde durmamın bir sebebi şahsen benim bugün 2020'de yaşayan, ilimle uğraşan, İslami ilimler talebelerini asıl ilgilendiren üçüncü vece. Üçüncü, dördüncü diyebiliriz bu vecelere. Üçüncü vece ehli hakkın tayini meselesiyle son derece alakalı bir mevzu. Ehli hak kimdir? Hani "Kale ehlül hak" falan gibi bir tabir var ya, biz Nesefi akaidinde okuyoruz. Bu bizim yol haritamız. Bu kavram bizim için çok önemli. Bir de modernizm meselesi. Bu dördüncü vece olabilir. Bunlar çok irtibatlı veceler. Şimdi ehli hak vecesini açıklayayım. Bu meselenin bizim için önemi, şimdi biz dedik tekfir mevzusu ilmi teknik bir mevzu. Mesele bir gruplaşma mevzusu değil, ancak tekfir mevzusu nefsül emirde biz doğru idrak ettikten sonra gene bunun levazımları cinsinden olan bir şey var. Hak ve hakikat ehli, hidayet ehli insanlar var. Doğru yolda olan insanlar var. Çok basit bedihi kavramlar bizim için. Ancak bu kavramlar inanılmaz buharlaştırılmış şu anda. 2020'deyiz. Post-truth denilen bir dönem mi yaşıyoruz? Birileri böyle tanımlıyor. Yani bu dönemi tanımlayan vasıflardan biri, düşünün, hak ve hakikat kavramlarının hiçbir şey ifade etmediği, bu kavramların anlamsız, geçersiz ve yok olduğunun düşünüldüğü ve asrı böyle tanımlandı. Hani hassesi yani. Hani asrın hassesi, bu son 50 yılı, 100 yılı diyelim. Önceki yüzyıllardan insan onu ayıran bir hasse olarak yani. Hani külliyat-ı hamse de var ya, hasse.
Post-truth yani hakikat kelimesi anlamsız, boş ve geçersiz bir kavram. Biz bütün İslam komple hak ve batın üzerine kurulu, Kur'an-ı Kerim'in en temel kavramları ve bizim İslami ilimler geleneğimizin, kelam ve düşünce geleneğimizin en temel kavramlarından biri de ehli haktır. Ehli hak var, ehli batıl var yani. Yani düşünce ve fikriyat zemininde de bu. Sadece hani böyle bir dinlerin medeniyet sahnesine çıkıp kafir olanlar, Müslüman olanlar, hak ehli olanı, batıl ehli olanı değil. İlim ve fikirle uğraşanların hangisi hidayet üzere yolculuğunda? Amele taalluk eden ilimler de olabilir bunlar. Yani mühim değil yani. Hukuk ve hukukla ilgili ilimler de olabilir, felsefi ilimler de olabilir. Yani düşünce bazında da hidayet üzere olmak diye bir şey var. Ehli hak tabirini sadece şer'i olana uygunluk manasında da kullanmıyorlar ulema bizim kitaplarda. Mesela el hakku fil kelam derler. Ehlül hakkı yakulun derler. Bazen ehlil hakkı bazı kefere taifelerini de kuşatacak şekilde koyarlar. Yani bu meselede hakkı onlar da bulmuşlardır. Akli bir mesele yani. Anlıyorsunuz değil mi? Yani ehli hak tabirinin önemini yani. Ama tabii ki aslını biz de kullanımı olarak normalde şer'i olan tamamlar. Ancak zaten şer'i olan zaten akla uygun. Efendim muhalif olması düşünülemez yani mütearız olması. Ama bunu daha da genişletebilmişler de düşünce sahasında. Kale ehlül hak deyince mesela. Hatta göreceksiniz Şerhul Akaid haşiyelerinde. Bu ehli hak kimdir bu bağlamda? Yani nesefi bağlam. Çünkü ondan sonra kale ehlül hak hakaikul eşyai sabitetun. Demek ki hakaikul eşyai sabitetun diyenler mi sadece hak yoksa ehli sünneti mi kastetti? Hani bırakın Müslüman olanları. Hani genel olarak buna itikad eden yani safsata mezheplerine girmeyen bütün insanları mı kastetti? Velev ki Müslüman olmasınlar bunlar. Yoksa dar manada en dar manada ehli sünneti mi kastetti falan burada? İmam Nesefi diye bir tartışma var. Düşünün. Kale ehlül hak tabiri. Şimdi nasıl arkadaşlar tekfir iman ve küfür sınırlarıyla alakalı ve bunun levazımı da toplumsal hayatta ve bizim tarihi okuma tecrübemizde de bugüne dair nerede durduğumuz ve müstakbele dair projelerimiz açısından da nedir? Kim ehli hak, kim değil? Hak ve hakikat yolculuğu diye bir şey var. Hak ve hakikat diye bir şey var. Buna iman ediyoruz. Buna iman etmeyen bir Müslüman tasavvur edilemez zaten. Efendim, iman ediyoruz. Bunun tayin etmek, ana hatlarını, mealimini görebilmek. Bu da iman küfür sınırları en temelde yani. Ondan sonra diğer mertebeler geliyor. Bidat mertebesi mesela. Bakın ne kadar konuştuğumuz konu aslında orayla da alakalı. Bidat mevzusunun da bazı çoğu hususunu konuşuyor gibi oluyoruz şu anda aslında. Ehli hak en azından hani böyle genel manada ehli hak yani iman üzere olanlardır. Bir Müslümanın aklına hemen bu gelir. Müminler hak ehlidir, kafirler batıl ehlidir. Bunda hiçbir şüphe yok. Yani bütün Müslümanların bunu tasdik etmeleri gerekiyor zaten. Yapıyorlar da. Hatta yapmayan zaten tekfir edilebilir yani muhtemelen. Çok zor olmaz yani bunu tekfir etmek. Bu arada bir tekfir de edeceğiz falan. Pratik yapacağız falan. Tekfir derslerinde diyormuşum. Yok asıl kastımız o değil. Yani nükteten veya latifeten bazen yapabiliriz bunları yani. Efendim. Ehli hakkın bu mertebesi genel manada ehli hakkı. Bir de dar manada ehli hakkı. Her iman ehli olan da ahirette efendim hiç cehenneme uğramadan cennette sağ salim selametle ulaşacak değildir yani. Ve dünya hayatında da ahiret hayatındaki durumunda da istikamet ve tam hidayet üzerine. Hani en azından inançla ilgili hususlarda tam hidayet üzere olacak değildir. Amelde herkesin taksiratı var zaten. İrili ufaklı. Ahlakta, kalp boyutunda zaten. Onlar hani haddis ve la harac. Yani hiçbir Müslüman neredeyse kurtulması mümkün değil yani. Efendim. Ama en azından itikat zemininde tam bir hidayet üzere olmak. Hiçbir bidate ve küfre bulaşmadan bu dünya hayatında salim Hazreti Peygamber'in getirdiği iman üzere yaşayabilmek ve o hüsnü hatime ile vefat edebilmek. Yani ehli hakkın dar anlamda bu ehli haktan olabilmek bizim için hayati bir şey. Yani bu dediğim şeyler çok bedihi ama inanın akademide böyle tekfir veya küfür mevzusu bile çok sosyal kaygılara veya akademik kaygılara veya da medeniyet söylemlerine kurban edildiği için bu gibi çok bedihi gibi görünen ayrımların çiğnendiği vasat ve bağlamların zuhura geldiğini görebiliyoruz arkadaşlar yani. Gaflete düşüldüğünü,
bu bedihiyatın levazımına muarız söylemler geliştirildiğini, onlarla teavuz eden duruşlar sergilendiğini maalesef müşahede etmekteyiz yani. Dolayısıyla arkadaşlar, bu ehli hak mevzusu bizim için çok önemli. Özellikle biz İslami ilimler tahsil eden talebeleri, bu ilimleri tahsildeki en büyük şevklendirici hususlardan bir tanesi nedir? Hak ve hakikati ayakta tutmak. Mesela ehli sünnet ilim talebeleriyiz. Ehli sünneti iyi anlamak, yaşamak ve yaşatmak, hani düşünün. Tahkim etmek, efendim İslam'ı muhafaza etmek anlamına da geliyor bizim için genel manada. Hem genel manada hem dar manada yani. Hem İslam'ı müdafaa etmek hem de dar manada, efendim hani otantik veya sahih İslam tabirleri var ya bugün efendim. Bu tabirler çok iyi değil ama genel olarak kullanabiliriz. Yani hak, itikatta hak olanı isabet ederek efendim onu tahkim etmek, itikatta hak olanı, hak ve hakikat olanı tahkim etmek diye bir derdimiz var. Dolayısıyla ehli hakkın kim olduğunu tespit etmek. Bu ehli hakkın kim olduğunu tespit etmek fikirde ve düşüncede ille de doğrudan söylediği cümlenin şer'an küfür olması anlamına gelmiyor. Levazımları küfriyata doğru gidiyorsa, tekfir etmesek bile o mevzu bizim için önemlidir yani, o cümle. Yani anlıyorsunuz değil mi? O ehli hakkı görebilmek açısından yani. Çok önemli. Ve bugün için özellikle hak ve hakikat tabirleri son derece buharlaştığı için, son derece safsata indiğe ve sofizm hakim olduğu için felsefelere, ilim yapma tarzlarına hakim olduğu için, bizim İslami ilimler talebeleri olarak ilim yapma tarzımızın bu batıl çerçevelerden etkilenmemesi adına tekfir mevzusunda hak ve batıl mevzusunun mahiyetini, bu kavramları çok iyi anlayarak, yani Hüsnü Kubuh derinliği var bu kavramların. Hak deyince batıl deyince, hani iyi kötü meselesi gibi bir şey yani bu. Çok yakın iki kavram. O kadar derin kökleri var. Yani Hüsnü Kubuh'da derinleşmeyen bu mevzuda derinleşemez zaten. Ciddi söylüyorum. Özellikle bu dediğim boyutu açısından. Yani ehli hakkın kim olduğu ve bunun levazımlarını görebilmek açısından. Hak ve batıl kavramlarını tahkik etmeniz lazım. İman ve küfür kavramlarını tahkik etmeniz lazım. Bunlar nefsül emri kavramlar mı, şer'i kavramlar mı mesela? Akli vasıflar mı yoksa şer'i vasıflar mı, itibari vasıflar mı mesela, vaz'i vasıflar mı? Bunları konuşacağız. Yani çok derin bir mevzu arkadaşlar. Hani mevcut kavramları bile tahlil bizim hani böyle saatlerimizi alır. Ki onları tahlil etmeden, onları yerli yerine oturmadan hiçbir ahkamı, kaideyi veya ihtilaflı bir mevzuyu hakkını vererek tartışamazsın zaten. Yani tasavvur bi vecihin ma değil, tasavvurun kafi olması lazım ki hükmü, efel hukmu ale şey fer'un an tasavvurihi el kafi gibi düşünün yani. Bu mevzuda yani. Sadece mutlak bu tasavvurun değil yani. Efendim. Bunu yapmamız lazım. Dolayısıyla mevzu çok derin. Ehli hak ve ehli batıl meselesi bizi son derece alakadar ediyor. Yani şöyle düşünün, bizim şu anda elimizde muasır bir fırak kitabımız yok. Yani ehli hakkı tasnif edeceğimiz kendi kavramlarımızla şu anda konuşmuyoruz yani. Tarihte olduğu gibi yapamıyoruz şu anda yani. Şu anda düşünce tarihi ve günün düşüncesi, zamanın düşüncesini tasnif ve şer'i sınırlarımız ve fıkhi sınırlarımıza göre de tasnif diye bir şey becerebilmiş değiliz yani. Hatta bir giriş denememiz bile neredeyse yok yani. Bir içler acısı bir durum yani. Seküler bir düşünce tarihi kitabına veya çağdaş İslam düşüncesi kitaplarından bahsetmiyorum. Daha yeni çıktı zaten birkaç ciltlik bir tanesi. Yani onlar faydalı kitaplar, güzel. Ama yani İslam ilimler zihniyetinden, ulemanın gaye metodundan çıkmış eserler değil onlar. Normal Batı'da, Oxford'da, Harvard'da çıkan seküler efendim şey kitaplar. Bizim gayemiz mahsa böyle ilmi geliştirmek, tarihi, düşünce tarihini zenginleştirmek değil yani. Öyle bir gayemiz yok yani. Bir Müslümanın böyle mahsa öyle bir gayesi olamaz yani. Zaten niyeti olmadı hiçbir sevap alamaz yani. Hani niyetini koysa bile şer'an sahih olması lazım yaptığı şeyin, hem mühim sıralamasında. Hani ben bu çalışmaları yapıyorum, bu seküler metotlu çalışmaları. Ama ben niyetim Allah rızası için İslam medeniyetine bir katkı olsun diye yapıyorum falan. Doğru yani, niyetinden belki bu açıdan sevap alırsın ama fiilinin de sahih olması lazım. Fiilin sahih olması demek fıkha uygun olması demek. Fıkha uygun olması demek ki fıkhın gayelerini tahkik edebilecek bir yerde duruyor olabilmek demek. Onu da asıl fer ilişkilerini, ehem mühim sıralamalarını gözeterek o ameli taalluk eden, kesbi olan ilmi faaliyetlerini yapman lazım yani. Bütün tasniflerin, şeylerin hepsi biliyorsunuz, hiçbir tasnif bilim felsefesinin
İlimler tasnifinin efendim felsefesinin yapıldığı metinlerde bize söylenen şey nedir? Hiçbir ilimler tasnifi ve hiçbir tasnif efendim nötr değildir. Belli bir efendim değer sistemine göre yapılır yani. O değer sistemi neye göre sen yaptın? O değer sistemi. İslam'a göre yaptın ise kelam, usul çok iyi bilmen lazım nasları yani. Ve fıkıh bilmen lazım yani. Hangi fakihin elinden çıkmış şu anda bizim düşünce tarihi kitaplarımız? Çağdaş İslam düşüncesi. Yazalım. 10 cilt ansiklopedi yazalım yani. Gavurlar da yazıyorlar ve çok daha iyi yazıyorlar. Kaliteli yazıyorlar. Görüyorsunuz çıkan yayınları. Hatta biz onları taklit edebildiğimiz seviyede kaliteli çıkıyor bizim yayınlarımız yani. Seküler metotları daha iyi kullanabiliyorlar yani efendim. Velhasılı kelam arkadaşlar bu ehli hak mevzu. Şimdi dördüncü vece olan modernizm mevzusu. Bu ehli hakla bağlantılı olarak bunu da konuşacağım. Şimdi dedik ya biz bugün biz hepimiz de yani ben de dahil modern eğitim aldık. Ve modern eğitimin gerçekten bizim hissedemediğimiz arka planda çalıştıran bir program var. Bir sürü kavramlarımız, bir sürü düşüncemiz, bir sürü kaygımız, aslı astarı olmayan, hatta iyice düşünüldüğü zaman şer-i şerife münafi olan, şer-i şerifin içeriğine münafi olan belli varsayımlar üzerine kurulu. Belli kavramlar, düşüncelerimiz var. Bir şekilde almışız. Yani modern eğitim alınca sadece böyle içerik alıyorsun değil. O suret aslında içerikle bağlantılı bir şey. Belli bir ilim yapma tarzıyla bir şeyler alıyoruz. Bir bilim deyince aklımızda bir senaryo var yani mesela. İşte bunların bir etkisi var bizde hepsi. Tabii ki bu yani ötekine dair algımız, işte iman küfür sınırlarına dair algımız, hak ve hakikati tahkim etmeye dair algılarımız, düşüncelerimizi son derece etkiliyor. Bugün modernizm denilen değil mi? Modern dönemin felsefesi, postmodernizm artıktan bahsediliyor ama sonuçta modernizmden bir şeyler taşıyan bir sürü yönü var. Birbirlerinin devamı gibi gelenekler bunlar. Hatta postmodernizmin farklı versiyonlarının şu anda yaşandığı söyleniyor. Bu yaşanan havada biz de muhakkak etkileniyoruz. Hidayet meselemizi koruyabilmek, ehli hak tarafında bulunabilmek demek. Sadece yani şer'i olarak küfür, iman, tekfir etme mevzusunda değil, ilmen küfür gibi bir şey düşünün. Hani şöyle bir kavramsallaştırma yapalım. Hani adam kalbi Müslüman, ilim adamı, fikir adamı ama aklı gavur gibi çalışıyor yani. İlim yaparken, düşünce sistemi, temel varsayımları, varlık ve bilgiye dair çok derindeki algılar. Belki yani felsefeyle, mantıkla, epistemolojiyle uğraşmadığı için bunların çok farkına varmıyor. Birçok şey müsellem olarak ilerliyor. Zaten çoğu insan cüz'i ilimlerle uğraşıyor. %99'u yani. Asli, külli, nazari ilimlerle uğraşanlar çok daha az yani ilimle uğraşanlardan. Efendim, hani kalbi Müslüman olup aklı tekfire konu olan insanlar da var. Tamam. Hani tekfir mevzusunun sadece böyle şer'i, fıkhi bir mevzu olarak bakmayalım. Bir miktar ilim yapma tarzı olarak ilimle uğraşırken ki düşünce üretmek denilir ya, düşünce üretmek. Üretilen düşüncelerin imaniliği veya İslamiliği diye bir şey var. Düşüncenin tekfiri diye bir şey olabilir. Hani inancın tekfiri olur ya, bu inanç küfürdür. Bir de düşünce ve düşünce sistemi, düşünce yapısı bir küfür barındırıyor. Levazımları ve çalışma tarzı eğer ki üzerine girdiğimiz zaman bir Müslümanca bir düşünce çıkaramaz dediğimiz. Yani Müslümanca düşünce diye bir şey vardır ya, Müslümanca düşünce üzerine denemeler hani. Gerçekten Müslüman düşünce nasıl oluyor yani? Tabii ki bu muhakkak işte bu mevzuyu iyi anlarsak o da netliğe kavuşacak. Hani biz daha genel olarak biz diyoruz ya Müslümanca düşünebilmek için nefsül emirde hakikaten isabet etmek için. Bugün İslam düşüncesi, İslam felsefesi tabirleri ne kadar yaygın biliyorsunuz değil mi? Yani İslam düşüncesi ve İslam felsefesi yapıyorum derken modern felsefiyatı düşünceyi naslara yedirmiyor olduğumuzun garantisi nedir diye sorduğumuz zaman biz İslami dinler terbiye olarak belli bir seviyede ilerleyenler hemen şunu söyler. Abi kelam ve usulü fıkıhtır mesela der. Genelde nazari kısımda biraz daha özele ve içeriye inmeye başladığın zaman naslardır. Yani fıkıhtır.
Naslardır yani. Hani bunu tefsir hadis ilimleri tabii yandan destekler. Genel olarak nedir? İslami ilimlerdir. Yani İslami ilimlerin özellikle el aslayn dediğimiz usulü din ve usulü fıkı gerçekten üst seviyelerde tahsil etmemiş bir insanın üst seviye bugünün fikriyatına dair entelektüel bir faaliyet içerisinde bulunduğu zaman bize sunacağı düşüncenin İslam düşüncesi, İslam'a nispetinin sahih olduğu bir düşünce olduğunu söylememizin tek garantisi bu ilimleri tahkim etmek. Bu ilimleri çok iyi bir şekilde tahsil etmiş olmak. Yoksa bunu nasıl tespit edeceğiz zaten? Yani genel İslami kültürle veya 2-3 tefsir okudum falan. Biraz da Gazali okumaları yaptım. Şimdi size İslam düşüncesi üreteceğim. Ama 20 senedir modern eğitim alıyorsun. Post doktorasından şeyine kadar Amerika'larda, Avrupa'larda 20 sene Batı sistemi usulü üzerinden de içeriğin de %90'ını küçüklüğünden itibaren Batı fikriyatı ve ilimlerini tahsil etmişsin. Sırf Müslüman bir aileden, çevreden olduğun için ve biraz Müslüman kalbinde iman var. Bakın mümin birinden bahsediyoruz yani genel olarak. Kalbinde iman var ve imanı, Müslümanlığı da seviyorsun ve sevdiğin için genel içinde yaşadığın kültürden zaten birçok şey tevarüz ediyorsun. Kültürü alıyorsun, İslami kültürü. Artı imani şevkin olduğu için İslam'ı da naslarla belli bir irtibatın var tabii ki yani. Temel bir meal okuyorsun, bir tefsir okuyorsun, hadis okuyorsun. Hatta biraz Arapça da öğreniyorsun. Gazali okuyorsun, biraz İbn Sina okuyorsun, biraz İbn Rüşd okuyorum, biraz Razi okuyoruz, biraz çağdaş İslam düşüncesinin düşünürleriyle besleniyoruz falan. Yaptık bunu çok güzel. Efendim, bunlara verdiğimiz şeyin tertibi, düzeni, hiyerarşisi zaten 50 bin tane mesele. Asıl eğitimin, ana damar eğitiminin komple hepsi küçüklükten 40 yaşına kadar yaklaşık. Bütün öğrendiğin ilimler, felsefiyat, bütün nazariyatını belli bir sistemde Batı felsefesinin hakimiyetinde eğitim sisteminde alıyorsun. Yandan kültür olarak belli bir seviyeden sonra olan bir de biz Müslümanız biraz da hani İslami kültürü, İslam düşüncesine muttali olan diye okudun. Sonra bize 40-45 yaşından sonra İslam düşüncesi adı altında, Doğu Batı sentezleri adı altında önümüze bir düşünce koyacaksın. Senin bu iddialarının İslami düşünce, ilk akla gelen İslam'a nispeti olan düşünce, yani İslam'a nispetinin sayı olduğu bir İslam, Müslüman bir kafadan veya İslam'ın onay verdiği bir düşünce dünyası. Bunun arkadaşlar böyle olmayacağını hepimiz adımız gibi biliyoruz artık. Bunlar 70-80'lerde acaba diye düşünülüyordu ama 2020'deyiz artık. Birçok bu İslami düşünce, İslam düşüncesi diye ortaya konulan düşüncelerin daha mesele tahkik edilmedi. İlk başta o evet baksana bu da sözünü ayetten alsa veya Gazali'ye dayandırıyor veya İmam-ı Azam'ın bazı farklı fıkhi meselelerine isnat ediyor medeniyet konuşmalarını falan baksana. Efendim 40 hadis üzerine ne bileyim şerh yazıyor falan hani dediğiniz zaman efendim bu tabii ki yani bir İslam düşünürü falan bu dediğiniz zaman en temel İslam Muhammed İkbal mesela İslam düşüncesi adına ortaya koyduğu düşünce ne kadar İslami? Hani bunu otursak Muhammed İkbal'ın söylediği 3-5 temel tezi ortaya koysan usulü fıkıh, kelam ve fıkıh ve naslara göre elimizdeki şer'i araçları, anlam, dil, mantık araçlarını kullansak nereye gidecek? Acaba ne kadar? Yani kıymet-i harbiyesi ne çıkacak bu görüşlerin? İlle de o, yani muhalif olur demiyorum yani. Ama nereye çıkacak? Bakın levazımlarını, asıl fer ilişkilerini görmeden ortaya atılan yeni bir düşünceye İslami demek çok zor yani. Şöyle diyeyim ben size, alim olmayanın İslam düşüncesi, İslam alimi olmayanın İslam düşüncesi üretmesini beklemeyin. O üretilenin İslam düşüncesi olup olmadığını normal insanlar karar veremezler. Sıradan insanlar yani. Yani bunun hiçbir garantisi yok. Hani isabet de edebilir. Çoğunda isabet edebilir. Ama emin olun vakada çoğunda isabet etmiyorlar. Yani isabet etmedikleri birçok nokta oluyor her birinin. İslam düşünürü diye bildiğimiz insanların. Şimdi ehli hak deyince mesela İslam medeniyeti veya gelenekçi olanlar mı ehli hak mesela? Bakın dedim ya biz kendimizi tasnif edemiyoruz. Biz, sen kim dedin? Abi ben gelenekçiyim biraz falan. Hani gelenek gibi modern gelenek ayrımı modern dünyada başlayan bu ayrım üzerinden kendini tanımladığın zaman hani artık sen ehli hak ehli batıl diye tanımlamıyorsun. Ben gelenekçiyim, ben modernistim, ben muhafazakar düşünceyim falan.
Ben efendim geleneği ayrıca modern dünyayla harmanlıyorum. En popüler şeylerim şimdi o yani. Hem gelenekten besleniyorum. Yani ilkokullara falan açıyoruz İslami kolejler bilmem neler. İşte hem gelenekten beslenen hem de çağın ihtiyaçlarını karşılayan. Çok güzel, doğru yani, yanlış söylemler de değil ama yani şeyin büyüsünü hissedin demek istiyorum. Kavramların büyüsünü yani bugün. Ve hepimiz etkileniyoruz bunlardan. Ciddi söylüyorum yani. Bunların etkilerinden kurtulmamak çok zor. Kendimizi bile gavurların kavramları ve ayrımlarıyla tasnif ediyoruz yani. Ahlak ve ehli batıl çok ötekileştirici. Gelenek diyelim. Bu da geleneği de alalım yani. Alalım gelenek, o da güzel bir gelenek. Zaten o da hikmet neredeyse, onu da alalım. Efendim ondan sonra böyle 3-5 genel efendim beylik laflarıyla düşünce üretmiş oluyorsun bize işte zamanla yani. Bunu en müptezel olanlarını ben söylüyorum. Daha az, biraz daha kaliteli olanlarda herkesin çıkaramayacağı neler var. Yani böyle en ehli sünnet Müslüman düşünürü falan dediğimiz insanları yazalım isimlerini bugün için. Şu an yaşayan 40 yaş üstü yani. En ehli sünnet İslam düşünürü tabirini kullanabileceğimiz 3-5 isim belirleyelim. Onların en temel tezlerini, en temel söylemlerini falan masaya yatıralım. Kullandıkları kavramları masaya yatıralım. Bizim ulemanın İslami ilimler dünyasındaki müktesebatına uygunluğunu, atıyorum bir icma mevzusuna, bir nasları okumanın yöntemine dair, bir fıkhi hüküm, ameli bir hükme dair, bir olmalıya dair adamın düşündüğü mantalite, teorik çerçeveyi bir karşılaştıralım, bakalım ne çıkacak ortaya yani. Müslümanlar böyle yapmalı tarzında söylediği cümlelerin altındaki metodolojiyi, bu bilgiye nasıl ulaştın, hangi yöntemle ulaştın diye yöntem çetelesi çıkarsak, usul çetelesi çıkarsak bu düşünürlerin, bakalım ne çıkacak yani. Ve bunlar nereden nasıl beslenmişler? Nasları ne kadar biliyorlar yani? Ve nasıl okuyorlar? Efendim. Velhasılı kelam arkadaşlar, bu gelenek, modernizm gibi kavramlar üzerinden kendimizi tanımlamak, ehli hak meselesi çok alakalı olarak, hani kimse kendisine ben modernistim demiyor belki. Yani Müslümanlardan veya ehli sünnete yakın çevrelerden. Ancak kullanılan tabirler, başka tabirlerin hepsi modern tabirler ve hak ve hakikat tabirine ve bizim ulemanın efendim İslami ilimlerde tahkim ettiği usullere, özellikle fıkıh çerçevelerine, şer'i nasların levazımlarına uygun kavramlar değiller. Çok büyük mefsedetler ortaya çıkarıyorlar. Bu mefsedetleri çözmenin bir yolu da, genel yolu zaten İslami ilimleri tahsil etmek dedik. Hani İslam alimi olmayanın İslam düşünürü diye bir şey olmayacağına emin olun. Yani oradaki İslam nispetinin tamamen böyle genel, işe yaramaz bir genel nispet olduğunu adınız gibi bilin. Yani İslami düşünce, ilim, İslami ilimlerden ancak çıkabilir. Eğer İslami düşünce diye bu kavramı kabul edeceksek, dünyamıza alacaksak, sahih bir şekilde kullanacaksak, sahih bir İslami düşünce diye bir şey de olması lazım. Çünkü herkes her İslam adına söylenenin İslam'a nispetin sahih olduğunu iddia edemez zaten hiç kimse. Dolayısıyla sahih olması için İslami ilimler olması lazım. Genel yöntemimiz zaten bu İslami ilimler ve özellikle asleyni tahkim etmek, iyice öğrenmek, tahsil etmek. Ama biz diyoruz ki çok daha böyle genel çerçeve olarak ehli hak meselesini görebilmek ve hidayet üzere olanlara dair daha şuurlu bir şekilde bakabilmek için tekfir mevzusu bu İslami ilimler içerisinde en önemli mevzulardan bir tanesi aslında. Yani iman küfürün ne olduğu sınırları. Tamam. Yani genel yol İslami ilimleri tahsil ve özellikle kelam ve usulü fıkıh. Ve bunun içerisindeki önemli mesailden bir tanesi konuyla alakalı olan tekfir mevzusu. İman ve küfür sınırları. Dediğim, bir sürü vece sayılabilir. Yani tekfir mevzusunun ehemmiyetini gösteren, ben şimdilik bunlarla yetineyim. Dördüncü husus arkadaşlar, bu mukaddimede söyleyeceğimiz tekfir mevzusu ile ilgili. Bu mevzu veya bu mesele çok zor bir mesele. Hani fıkhi bir mesele, fıkhi meseleler böyle ayrılabilir, kategori yapabilir. Çok zor, zor, orta, kolay mesele yapılabilir yani. Hani meselelerin geneline göre. Genel olarak aslında fıkhi meseleler çok kolay değildir yani. Hani biz genel olarak içtihadı şart koşuyoruz ya nihai olarak zaten hüküm oluşmada. Şimdi içtihadi olmayan var, olan var, sınırda olan var yani. Bu mevzu için de bu böyle. Tekfir mevzusu ilmi bir mevzu dedik. İlmi bir mesele ve unutmayın, bu mesele çok zor bir mesele. Çok zor bir mesele olması ne demek? Bu meseleyi ele alana kadar senin birçok aracını geliştirmen lazım. Yani zor meseleyle boğuşmanın
araçsal açıdan bir yetkinliğin ciddi bir seviyede olmasına, zayıf araçlarla zor meselelerde isabet etme oranın çok zor, çok zayıf yani olur. Gene bu araçlar tabii ki ne olacak? İslami ilimlerde herhangi bir ilmi olarak bir meseleyi ele alma araçlarımız gene dil araçları, usul ve mantık yani. Bunları çok iyi kullanabilmemiz lazım. Tabii ki bu meselenin özellikle fıkhi doğrudan hüküm boyutuna, fer'i bir meseledeki tekfir boyutu zaten de bizim konumuz değil. Bunu bir müçtehit yapar nihai olarak. Biz hem müçtehitlerin dediklerini anlamaya çalışırız. Yani o tefakkuhu tahsil etmeye çalışırız. Bizim asıl bu derslerden kastımız o müçtehitlerin fer'i meselelerde tefakkuh yaparken hangi asıllara, usulü fıkıh açısından, kelam açısından ve kavaidi fıkhiye gibi şeyler açısından. Ve de bu şu anda bir eski kategorilere koyamayacağımız belli bir nazariyatla yapıyorlar bunu. Çok külli düşünceleri ve uyarıları var belli meselelerde. Bunları görmeye çalışacağız. Ki külli yol haritasını görebilelim mevzuya dair bu zor meselede. Biz buraya yoğunlaşacağız. Dolayısıyla bu çok zor meselede fer'i olan bir meselede küfür olur mu olmaz mı veya bu kişi tekfir edilir mi edilmez mi bu inanç tekfir edilir mi edilmez mi bu fikir bu düşünce fer'i olarak muayyen bir mesele bizim konumuz değil. Onun zorluğu zaten belli. Çünkü içtihadi bir mevzu ise eğer zaten zarurat-ı diniyeden değil veya bariz bir yani meselede ise küfre konu olup olmaması açısından zaruret niye olmayabilir? Bariz bir mesele olur ama yani özellikle ilim ehli indinde küfür olduğu bir şey. Değilse içtihadi bir mevzudur. İçtihadi mevzuda bir müçtehit gerekiyor. Biz ilim talebeleri olarak içtihat öncesi o içtihat ve tefakkuh faaliyetinin usulünü anlamaya çalışıyoruz. Buna fıkıh talebeleri de muhtaç, kelam talebeleri de muhtaç. Genel olarak bütün İslami ilimler talebeleri muhtaçlar buna. O dediğim iman küfür sınırlarını ve tekfir mevzusunu temiz edebilmek için yani. O dediğim meselenin önemli vecihlerinde o problemlerde doğru bir şekilde baş edebilmek istikametini koruyabilmesi için ilim talebesinin tamam istikametini koruyabilmesi için. Şimdi meselenin o fer'i muayyen bir meseledeki içtihadın içtihat olması aslında bile zorluğu zaten bir tarafta. Peki bizim ilgilendiğimiz nazariyat kısmı neden zor? Çünkü mesele fıkhi bir mesele. Fıkhi bir mesele ne demek arkadaşlar? Şer'i bir hüküm iddiasında bulunacağımız zaman ne oluyor? Normalde ne oluyor surette olarak? Bir naslardan yola çıkıyoruz. Başka bir yol var mı? İlham alan var mı? Ben ilham aldım bu kafirmiş falan. Yani ben bu düşünce küfirmiş. Bunu konuşacağız. Böyle bir şey mümkün değil. Değil mi mesela? Ben ilham aldım, keşf aldım. İşte falan veli diye düşünülen bilinen kişi aslında küfre düşmüş şu mertebede falan. Hani böyle bu konumuz değil zaten. Böyle bir yöntemimiz de yok. Efendim. Nedir? Naslardan yola çıkıyoruz. Usulü fıkıhta üçlü bir tasnifimiz var. Üç kavramımız var. Bu kavramlarda da üçüncüsünü özellikle çok kullanacağız. Asıl bu kavramı biz kendi o tekfir mevzusunun nazariyatını tahsil için biraz geniş manada kullanacağız. Üç kavramımız şu. Tahricul manat diye bir şey var. Manat hani hükmün sebebi, hükmü celbeden vasıf gibi düşünebilirsiniz. Hükme sebep olan veya hükme alamet olarak vaz edilmiş vasıf yani manat. Hani kıyasta bu illet olur mesela bu manat. Tamam? Ama biz daha geniş manada kullanıyoruz. Sadece kıyas babında kullanmıyoruz. Hatta bu mesele daha çok kıyasa konu değil yani çok fazla. Hani kıyas da giriyor tekfir mevzusuna da. Tekfirle ilgili fıkhi meselelere. Ama efendim kıyası çok aşan boyutları var. Naslardan doğrudan zaten daha çok çıkıyor yani. Efendim hangi inancın küfür olup olmadığı. Kıyas mesela mümkünü bu da bir mesele diyelim tekfir mevzusunda. Yani kıyasen tekfir edilebilir mi mesela? Şu inancın naslarda sabit küfür olduğu. Bu inanca benzer şu inançta kıyasen tekfir ediyoruz mesela. Bu bir mesele mesela. Buna da hiçbir fikrimiz yok. Yani şu anda. Bir kere senin bu meseleyi ele alman için kıyas denilen şeyin dibine vurman lazım. Kıyas usulü fıkıhta çok derin bir şekilde nerelerde caridir, nerelerde değildir o kadar zor bir mevzu ki. Usulü fıkıhta, üst seviye kitaplarda yani. Kıyas şuralarda caridir, şuralarda caridir. İbadetlerde hangi şartlarla caridir? İtikadi mevzularda hangi şartlarla, ihbari olan şeylerde hangi şartlarla caizdir? Ki bu bir ihbar biliyorsunuz bir miktar. İnşa yönü de var, ihbar yönü de var. Yani şu küfürdür. Allah bunu küfür olarak tayin etmiştir ve sen de bunu naslar üzerinden öğrendin mi? Buna kıyas edebilir misin bir haberi yani? Kıyas ihbaride mi olur, inşaide mi olur? Mesela bunlar hep mesele. Yani bu hani dedim bir sürü mesail olduğunu söyleyeceğim ben az sonra.
tekfir mevzusunun altına girebilecek. Mesela bu bir tanesi. Atıyorum tekfir mevzusunda usulü fıkıhtaki delillerden kıyas cari olur mu? Tekfire konu olan inançlar ve meselelerin hükmünü belirlerken yani. Bu küfür olur, tekfir edilir falan derken bu fiile bu söze. Bu bir mesele mesela. Şimdi dolayısıyla tahricül menat dediğimiz bir şey var. Yani naslarda ki diyeceğiz tekfir fıkhi bir mesele. Yani şari'nin vaz'ı gerekli. Şari'nin itibarı gerekli. Bir şeyin küfür olup olmadığının karar verilmesinde bu hükme ulaşmadı. Dolayısıyla naslarda küfre konu olan vasfın tayini yani. Ve hiç açık değil bu arkadaşlar. Belki en kapalı fıkhi mevzulardan bir tanesi. Yani şöyle ayet-i kerimelerde hani çok zarurat diniye seviyesinde elbette var. Şunu yapan kafir olur işte ne bileyim. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً Hani böyle tabir, çok bariz bir tabir değil mi? Kim kafir olur? لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً Değil mi? اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمْ اِنَّ اللّٰهَ مَسِيحُ بْنُ مَرْيَمْ Mesela böyle naslar zaten zarurat-ı diniye olarak bilinen şeyleri ifade ettiği için konu zaten genelde o olmuyor. Zarurat-ı diniye seviyesindeki küfür iman sınırı değil. Zor olan yerler bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de ve sünnet-i seniyede açık nasları doğrudan bulamıyorsunuz. Veya çok az buluyorsunuz. Yani yüz binlerce tekfirle ilgili verilen fetvaları toplayın. Oradaki cüz'iyat ve konuların doğrudan nas karşılığını bulamadığınız bariz değil mi lafız düzeyinde yani? İşte Zeyd Amr'a işte bilmem şunu dese kafir olur mu? İşte bir hocayı taklit etse. Hani atıyorum bir hadis göremiyorsunuz. Yani bir insan işte kendisini zikir ehli, Kur'an ehli birini alay ederek taklit etse işte bu insan imanını kaybeder falan. Hani böyle bir hadis falan biliyor musunuz mesela yani? Hani diyelim mesela işte bir sopa çıkarsa hani diyelim elfaz-ı küfürde ne var? Veya ef'al-ı küfürde bir insan bir mecliste İşte şer'i ilimlere okutan hocaların taklidini yapıp sopa alıtsa, dalga geçseler, gülseler, işte çocukların başına vursa meclistekilerin sopayla ve hocalara taklit edip dalga geçse, şer'i ilimlere okutan hocalara işte kafir olur. O mecliste ona gülen de kafir olur, onu inkar etmeyen de kafir olur. Böyle meseleler var yani kitaplarda. Şimdi mesela bu içeriğin küfür hükmünü taalluk edip etmediğini doğrudan naslarda lafız düzeyinde çıkarabiliyor muyuz yani? Böyle şeyler yani varsa da gene sınırlı olur. Hani o kıyası düşünün. Umumi kaideler de çok fazla yok. Mesela şöyle şöyle umumi kaidelere girer. Mesela atıyor mesela içki meselesinde işte kullu muskirin haram. Benzeri ifadeler oluyor diyelim naslarda. Atıyorum küfürde böyle kaide tarzı şeyler de yok. Yani. Dolayısıyla naslarda tahricül menat kısmı o kadar zor bir şey ki. Yani açık tansis olmadığı için çoğu meselede. Senin önce hangi vasıflar küfre konu olur? Yani küfür iman sınırını tespit eden vasıfları bütün nasları okuyarak istinbat etmen, şari'nin itibara aldığı vasıfları başlı başına çok zor bir mevzu. Ve bunun yöntemini de konuşmak çok zor. Hani fer'i meselede içtihat yapmak zaten dedik zor. O konumuz da değil fazla. Yani tahricül menatı nasıl yapacaksın? Yani mesela mevcut nasla ilgili nasları topladın. Yüzlerce nas toplaman lazım. Her şey ilgili bir miktar. Efendim. Topladın bunları nasıl tasnif edeceksin falan filan yani. Belki bu şekilde çok yapılmış da değil. Böyle çok dakik bir usulle yani. Tekfirin usulü fıkı gibi bir şey yani. Tahricül manatı tekfir özelinde yapabilmek. Bunun suretini bakın. Muayyen bir mesele açısından demiyorum yani. Genel olarak vasıfları tanzimi vasıfları istinbat etmek. İkincisi istinbat ettin tenkih yapman lazım. Aslında bu birinci tahriçle benzer bir şey ama onun daha dakik versiyonu, tetkik versiyonu. Tenkihul menat. Hani 3 tane menat var diyoruz. Tahriç, tenkih. Tenkihul menat da aslında küfür olma vasfıyla karışabilen, ona çok yakın olan ama şari'nin buna küfür olarak itibar etmediği vasıfları da ayıklaman lazım. Naslar yönü yani tekfir hükmünün, fıkhi hükmünün, nas yönünün tahriç ve tenkih boyutu diğer birçok fıkhi meseleye göre inanılmaz zor bir şey yani. Ve çok hassas bir şey. Ve lafızların delaletinde bağlamı görebilmeye ve sahabenin teamüllerini zihinlerinde dolaşan menatları hissedebilmek efallerinde ve hükümlerinde, uygulamalarında. Bunların hepsi şer'i delil oluyor. Bunları takip edebilmek çok kolay değil yani arkadaşlar. Çok zor yani. Biz de göreceğiz bunların çok büyük asıllarıyla ilgileneceğiz yani. Mesela atıyorum şöyle bir konu. İktisatta da gördük yer yer. İktisatın başında da gördük. İmam Gazali ne diyordu? Mesela işte mesela tafsili bir delil veya icmali bir delil şart mıdır?
imani meselelerde. İşte Allah'ın varlığına, birliğine inandım. Bütün noksan sıfatla da münezzeh olduğunu, kadir olduğunu, her şeye kadir olduğunu, her şeyi bildiğini, irade sahibi olduğuna itikad ettim. Bunlar şart zaten Müslüman olmak için. Bunları delille bilmek de gerekir mi? Cumhura göre farz yani. Yoksa günahkar olur kişi. Bazı alimler küfre girer bu delil yoksa. İcmali de olsa bir delil yoksa küfre girer demişler. Bakın küfre girer demek ne demek? Tekfir etmek. Şimdi diyorlar ki bu tartışmalarda Cumhur diyor ki Hazreti Peygamber diyor İslam'a davet ettiği zaman İslam'a girdiğini söyleyen kabilelerde her bir fert Müslümana tek tek delil falan bilip bilmediğini kontrol etmediği için biz delilin imanın bir şartı olmadığını anlıyoruz yani diyor. Mesela olsaydı Hazreti Peygamber şey yapardı. Bakın bu bir istidlal yöntemi. Bir tür tahricül menat ve tenkihül menat yapıyorsun. Hangi vasfın küfre sebep olup olmadığını. Delilin mesela iman sınırının bir şartı olup olmadığını. Bakın bir tek cihetten şu anda inceliyoruz. Bir delil tarzını ele alabilmen lazım bu delil tarzını. Bu da bir usul gerektiriyor çok tabii olarak. Tabii usulü fıkıhta bu tartışılır. Burada icma-i sükuti mi var? Nas mı var? Fiili mi naklediyor? Fiilden mi istinbat yapıyorsun? Vasfı nasıl çıkarttın oradan? Yani tamim ettin. Tahricül menat ve tenkihül manatı yapman lazım. Vasıfları görebilmek için. Yani hükme konu olan, yani hükme sebep olabilecek ve alamet olabilecek vasıf budur. Bunu yakalayabilmen çok zor. Kolay değil yani. Ama daha da zor bir yer var arkadaşlar. Çoğu fıkhi meselede olduğu gibi bugün için özellikle bugünün fıkhı. Biz şimdi fıkhi bir meseleyi konuşacağız ya onun nazariyatını. Bugünkü hemen hemen bütün fıkhi meseleler için geçerli. Ama tarihte de çok önemli olan ve çok zor olan bir mevzu vardı. O da tahkikul menat. Tekfir mevzusunda diğer birçok fıkhi mevzuda olmadığı kadar zor bir mevzu var. Tahkikul menat meselesi. Sen vasıfları bir şekilde dil üzerinden naslardan iyi okudun, bağlama okudun, bütün usulü fıkıh araçlarını kullandın. Tekfir hükmüne konu olan vasıfları iyice ayıkladın, buldun. Tahric ettin, tenkih ettin, oraya koydun, dil ile de dile getirdin, lafızlarla zapt ettin. Yani bizim bu anki, bugünkü Türkçemiz ve bugünkü Arapçamız üzerinde mazbut anlaşılır bir dizgiye soktun yani. Tamam? Nefsül emirde bu vasıflar küfrü celbeder. Şari bize bunu bildirmiştir dedin. Çok güzel. Şimdi vakaya geçelim arkadaş. Biri şu cümleyi kullandı. Biri efendim nasların tarihselliğini iddia etti. Bu kafir olur mu mesela yani? Hani böyle bir cümle. Ne yapacaksın sen? Buradan buraya nasıl bağlayacaksın? Biri dedi ki aslında Hazreti Peygamber efendim Allah'tan aldığı vahyi kendi toplumsal şartlarına ve Arap dilinin sınırlarına ve kendi ifade kabiliyetlerine dünyasına göre yorumlayıp bize nakletti. Mesela hülasası bu olan bir düşünce düşünün. Bütün kitabı okuyorsun özeti bu. Yani özeti bu cümlede ifade edilebiliyor mesela. Şimdi bu düşünce küfür müdür? Bu düşünceye sahip olan kişiyi tekfir eder miyiz? Gel de bu tahricül menat ve tenkihül menatı yaptıktan sonra hadi uygula bakalım. Uygulamazsan bir dert, uygularsan bir dert. Yani ille de sonuç kafir oldu olmadı değil. İdede de küfürde düşünün ama bidat mertebesinin meselesi de var da. Yani hani sen desen ki ben bu konuya ilgilenmiyorum abicim. Yani bu konuya iyi yermemiz daha iyi Müslümanlar açısından. Ya öyle mi? Daha mı iyi? Tamam. Bunun gibi 5-10 tane daha böyle sınırları gevşetsinler. Yaklaşsın. Hiçbir şey konuşma sen. Bu fikirlerin, bu düşüncelerin küfür olup olmadığına dair fıkhi hükümlerini söylemesen, bu konuyla ilgilenme. Yani tahkikul manat yapma. Tamam? Şey pardon. Evet, tahkikul manat yapma. Tenzil yani meselesi. Fıkhi hükmü sahaya tenzil etmek, vakaya tenzil. Yapma. Konuştular insanlar. 3 gün sonra Hristiyanlar da aslında cennete girebilir desinler. 5 gün sonra aslında Buda da aynı hakikati görmüştü falan desinler. Tamam. 5 gün sonra aslında hakikat herkesin kendi iradesiyle kendine göre hakikat olarak düşündüğüdür yani. Hani böyle kendinde bir hakikat falan zaten yok. Hani ben Müslümanım. Ben Müslüman olduğumu düşündüğüm için böyle yani. Hani böyle de desinler yani.
3 gün sonra, 5 gün sonra bunları da desinler. Yani hiç ilgilenme bu konuyla. İlgilenmemiz daha iyi de. Hala buna ısrar et yani. Hani bu tekfir kapısını açmak fazla, yani tekfirle çok uğraşırsak işte Daiş mantığı çıkıyor falan, yani IŞİD mantığı çıkıyor falan. Mevzuyla ilmi olarak ilgilenmeyelim. Böyle bir kere sorumlu, böyle bir lüksün var mı senin bir fakihsen? Veya bir İslami ilimler talebesiysen, iman küfür sınırlarına bir kelam talebesiysen mesela, küfre girmiş veya girmeye yakın bir düşünceyle hem fıkhi manada hem şer'i sınırlar manada ilgilenmeme lüksün var mı senin İslami ilimler talebesi olarak? En azından durumunu söylemen lazım. İlle de küfürdür demen belki değil, belki bidattir diyeceksin. Onu demen önemli yani. Veya da hayır mübah, bunda bir problem yok diyeceksin. O da gerekli. Çünkü birileri aşırı bir şekilde tekfir etmiş olacak. Anlıyorsunuz değil mi meselenin ehemmiyetini? Böyle nötr durman diye bir şey olmaz. İlgisiz durman diye bir şeyin iyi olması tasavvur edilemez bakın. Birçok mevzuda yani. Asla yani. Tasavvur edilemeyecek kadar önemli bir mevzu. Ve tahkikul menat mevzusu o kadar zor bir mevzu ki arkadaşlar. Neden çok zor bir mevzu biliyor musunuz? Genelde inançları biz tekfire konu kılıyoruz. İnanç ve düşünceleri değil mi? Genelde efali daha az yani. Ki efal de zor. İkisinin de ortak yönleri de var. İnanç ve düşünceler de ne ile ifade ediliyor arkadaşlar? Dil ile. Dile geliyor. Dil deyince nereye giriyoruz? Lafızlar ve anlam meselesi. Yani o vasfın, o ifade edilen dilin medlulünde, nefsül emirde irtibatını, yani nefsül emirde o lafzın medlulünün tahakkuk ettiğini görebilmek, dil ve bağlamı çok iyi yakalayabilmek demek. O zaman o konuşulan dili ve bağlamı, bağlamdaki karineler üzerinden anlam zuhure geliyor. Öyle kendinde böyle lafızlar anlam vermiyor zaten size. Karaini ahval diye bir şey var. Karaini, efendim genel olarak karain var. Lafızların karaini ve o lafızların içeriğinin yaşadığımız dünyadaki nesnelerle irtibatı var. Şeylerle. Anlamlar, dünyayla irtibatı var. Hangi bağlamda o sözü söylemesi nihai olarak nefsinde var olan inancı, düşünceyi ne derece yansıtıyor? Onu tam olarak yakalayabilmek ve şey seviyesine ulaşıyor mu? O tahricül manatta ele aldığım vasıfla örtüşüyor mu? Yoksa biraz altında mı kalıyor, biraz üstünde mi kalıyor? Onu nasıl göreceksin? O tahkikul manatta hem dil ve anlam meselesiyle üst derece uğraşman lazım, bilmen lazım bir fakih olarak. Hususi bir fetva vereceğin zaman da ve genel konuşmalar yapacağımız zaman da. Yani çok nazari, külli konuşmalar yapacağımız zaman da bu böyle. Efendim? Yani külli içtihatlar yapacağımız zaman veya cüz'i fetvalar vereceğimiz zaman, tamam. İçtihatta fetva farkı var biliyorsunuz. İçtihat külli olur. Yani mesela atıyorum, nasların şu anlamda tarihsel olduğunu söyleyen kafir olur. Mesela Kur'an'ın şu manada Hazreti Peygamber'e ait olduğunu şu manada tayin edecek onun lafzada. Şu anlama gelecek şekilde Hazreti Peygamber'e ait olduğunu iddia eden kafir olur. Gibi bir içtihat yaptım. Bakın bu içtihat, hususi bir kişi hakkında konuşmadın. Hususi olarak şu cümleleri kullandı ve bu cümleler bu bağlamda bu kişiden sadır oldu ve bu cümleler küfürdür. Ha, sahibi kafir olur mu olur mu, o da ayrı bir şey yani. Tamam? Yani bu fetva oluyor, dikkat edin. Fetva ayrı, külli içtihat ayrı. Külli içtihatı da fakirler yapıyor. Bizim yaptığımız, ilgileneceğimiz yerler uzun vadede külli içtihatlar. Ama bu derslerde o külli içtihatlarla doğru onu yakalayabilme. Belki fıkıh talebeleri daha çok uğraşacaklar ama bizim de bir kısmıyla ilgilenmemiz gerekiyor, bilmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar çok, çok zor içtihatlar olmayabilir yani. Anladın? Bariz ilim talebelerinin görebileceği meseleler olabilirler yani. Çok nispeten basit içtihat seviyelerindeki sınırlar olabilirler. Bütün kelam talebelerinin de bunları görmesi, bilmesi lazım. Yani fıkıh, kelam talebelerinin sahip olduğu tefakkuh ve fıkıh seviyesi bu nispeten, yani hani dini bilginin nispeten zor içtihat, üst derece içtihat seviyesi veya içtihat seviyesi gerektirmeyen seviyeler. Yani abdestin farzları gibi bir şeyleri düşünün. Yani biz idrak edebiliyoruz bunları mezhebi okuyarak yani. Onun gibi kelam talebelerinin de bilmesi lazım. O külli içtihatların bir kısmını, tamam. Ama bizim bir de külli içtihatlara doğru giden yoldaki konuşmalarımız ve tekfir mevzusunun nazariyatını inşa etmemizdeki dili de kullanacağız. İşte tarihselik mevzusu bizde şöyle bir yerde duruyor. Küfür iman sınırları açısından mesela diyeceğiz, tamam. Bilim meselesi böyle duruyor diyelim. Tarihteki şu fırkalar böyle duruyor diyeceğiz. Düşünce tarihi yazımını yazacak bir mütekellim bunlara riayet ederek yapacak.
Orada da bir miktar tahkikul manat gerekli yani. Hem şer'i olarak tahricun ve vasıfları bilecek naslarda, sonra günümüz dili ve bağlamını okuyarak günümüz fikriyatının, hani dedim ya, düşüncenin tekfiri mevzusunu özellikle yapacak olan mütekellim orada tahkikul manat yapacak. Dil, anlam ve bağlam meselesini çok iyi bilmesi lazım. O yüzden çok zor. O yüzden çok zor. Yani ne gerekiyor arkadaşlar biliyor musunuz? Dil, anlam ve bağlamda. Ve özellikle düşüncelerden, inançlardan bahsettiğiniz için bu inançların temelini, dünyasını tanıyor olmanız lazım. Yani kelam da biliyor olmanız lazım. Yani tekfir mevzusunda kalem oynatacak, hem cüz'i fetvaları verecek, hem külli iştihatları yapacak olan fakihin iyi derecede hakiki günümüz kelamını bilmesi lazım. Ki fikirlerin oturduğu zemini, levazımını İslam'la şeyini, irtibatını yakalayabilsin. Yani tahkikul menatın kelamla ilgili olan kısmını hissedebilsin. Dolayısıyla arkadaşlar bu mevzu neden çok zor? Çünkü kelam bilmeyi gerektiriyor. Usulü fıkıh bilmeyi gerektiriyor. Fark ettiniz zaten bu konuşmalarda delillerin nasıl, delilleri bilmek gerektiğini ayrıntılı bir şekilde. Bir de tabii ki fıkıh bilmek gerektiriyor. Yani belli bir fıkıh melekesi olmadan bu mevzuları ele alamazsınız zaten kolay kolay. Yani mevcut fıkhi birikimdeki tecrübeyi de görmeniz lazım. Büyük fakihlerin, fukahanın konuyla ilgili yazmış oldukları eserler, fetvalar, içtihatlar, nazariyatı var da kitaplarda. Nazariyat da var kitaplarda baya. Efendim konuyla ilgili yazmış müstakil kitaplar var. Usulünü ortaya koymaya çalışan bir sürü çalışmalar var. Usulcülerin, fukahanın yaptığı. Onları tahsil etmen lazım. Onları tahsil ederek ancak ulaşabilirsin. Kelam, usul ve fıkıh müktesebatın olması lazım baya. Yani 3 ilmi beraber, sadece kelam bilerek hiçbir şey yapamazsın. Zaten mevzu fıkıh bir mevzu. Sadece fıkıh bilerek de yapamazsın. Çok iyi usul bilmen lazım çünkü çok zor mevzu. Taklit de edemezsin. Bakın taklit edilebilecek bir şey değil. Şöyle bir şey yapamıyorsun. Fetavai Kadihan'da geçtiği üzere Zeyd işte efendim ve Ebu Suud'un fetvalarında geçtiği üzere Zeyd Kur'an'ın lafzı Hazreti Peygamber'e aittir. Kutsi hadis yoktur derse ne olur falan. Kutsi hadisle Kur'an aynı şeydir derse kafir olur mu? Mesela el cevap kafir olur diyelim. Uyduruyorum yani. Buna benzer bir sürü fetva var. Daha garip fetvalar da var. Böyle dedi. Ulan böyle bunu okudun. İslam ilimler talebesisin 2020'de. İşte fıkıh okuyorsun 5 senedir 10 senedir. Zaten fıkıh tahsilinin yöntemi ayrı bir mevzu da. Sen bunu okudun. Ebu Suud'un fetvalarında geçiyor. Abicim sana mesele getirdiler. Falan akademisyen, falan ilahiyatçı, tarihselci bir ilahiyatçı var. Hazreti Peygamber'in Kur'an'ın naklindeki rolüne dair şöyle bir makale yazdı. Makaleyi okuyorsun. Ulan resmen bu sanki lafızların, Hazreti Peygamber'in lafızları inşa ettiğine dair bir şey anlatmaya çalışıyor ama çok da açık değil. Ama oraya gidiyor mesele. Ha, Ebu Suud da böyle mi dedi? O halde tamam abicim. Bu kafir oldu. Yani bir tür fetvayı kıyas gibi alıp bir tür içtihat yapıyorsun veya taklit. Bak taklit yaparsan bile, hani ben içtihat etmiyorum ya, Ebu Suud'un fetvası hemen hemen aynı örtüşüyor falan yani diyorsun. Hemen hemen aynı örtüşüyor diye bir şey yok. O belli bir bağlamda söylemiş. Onun söylediği lafızların dünyasında, Kur'an'ın lafzı kelimesinin dünyası bile belki Ebu Suud'un döneminde ne anlama geliyor, bugün ne anlama geliyor. Semantikle uğraşan, dil felsefesiyle uğraşanın lafız derkenki kastı ne, mana derkenki kastı ne, nakil derkenki kastı ne? Bir dil problemi var, hissediyorsunuz değil mi? Yani taklit bile edemezsin. Yani taklit hiç muteber bir şey değil yani. Genel olarak fıkıhta fetvayı taklit ederek külli içtihatlara veya fetvaya ulaşmanın kendisi problemli. Tekfir gibi zor ve levazımı çok derece ciddi olan bir mevzuda dil, genel olarak dil benzerliği üzerinden taklit etme imkanın yok yani. Zaten o taklit ediyorum dediğin şey bile hakikatte bir içtihattır aslında. Ha, batıl bir içtihattır, sahih bir içtihattır veya fasit bir içtihattır. Tamam? İçtihat olmaması düşünülemez dil meselesinde. Yani aynı lafız, aynı anlama, aynı bağlamda 500 sene sonra ifade etmiyor olabilir. Lafızlar %95 benzer de olabilir. Anlıyorsunuz değil mi meseleyi yani? Çok zor bir mevzu bu. Taklit etme lüksün yok zaten. İçtihat etme kaçarın yok, içtihat edeceksin. Ama içtihadın sahih olabilir, fasit olabilir. Veya kuvvetli sahih bir içtihat olabilir. Daha zayıf yani. Daha böyle ilmi şeyleri sağlam olmayan bir içtihat olabilir yani. Dolayısıyla mevzu çok zor. Usulü fıkıh bilmen lazım içtihadi mevzularda. Çok iyi bilmen lazım. Taklit ederek yapamıyorsun. Sadece fıkıh çok iyi bilerek, fetva kitaplarını ezberleyerek, mezhebin furuunu, elfaz-ı küfür kitaplarını hepsini ezberle. Usulde derinleşme.
kelamda derinleşme tahkikul menatı göremiyorsun. İnanç ve düşüncelerin levazımlar lazım garip, lazımul mezheb, bir mezheb, leyse bir mezheb. Bunları tartışacağın zaman neye göre mevcut düşünceyi bilmen lazım. Levazımlarını hissedebilmek için mevcut düşünceyi tanıman lazım yani. Nasların dünyasına olan muhalefetini hissedebilmen lazım. Bunun için de kelam bilmen lazım. Yani bir fıkıh talebesi bugün sadece tekfir mevzusunda bir fıkıh talebesi fıkıh bilerek hiçbir şey yapamaz. Çok iyi usul bilmesi lazım. Ve özellikle düşünce ve inanç dünyasındaki durumların hükmünü verecekse çok iyi kelam bilmesi lazım. Yani günümüz kelam bilmesine dikkat edin. Yani aklı faal falan bilse hiçbir işe yaramaz. Yani işareti ezbere bilse hiçbir işe yaramaz. Tamam. Yani işaret şerhlerini yutsa hiçbir işe yaramaz. Yani hani kelam eski kelamı bilse de bir işe yaramaz aynı. Razi'yi falan çok iyi bilse. Yani bir yere kadar işe yarar yani. Postmodern Müslüman düşünürlerin söylemlerinin kıymet-i harbiyesini ortaya koyamaz yani. Fıkhi hükmünü. Küfür mü, bidat mı nedir yani? Koyamaz yani İbn-i Sina uzmanı olarak, Razi uzmanı olarak. Yapamazsın bunu yani. Şu anki düşünceleri tanıman lazım ve onların kelami irtibatlarını, tahsilini yapmış olman lazım. Evet, levazımlarından da bahsettik. Meselenin zorluğu biraz da levazımlarını görebilmekle alakalı. O da dil, anlam, felsefe ve kelam tahsili de gerektiriyor arkadaşlar. Ne kadar zor. Bakın işin hakkını vermediğin sürece de çok satıhi kalır. Mefsedi masraatından daha çok olabilir. Bu tekfir mevzusuyla uğraşman. O yüzden arkadaşlar ben size dedim ya hani böyle çok zaman gerekiyor bu mevzuya hakkını vererek bir yere ulaşmam için. O yüzden bir giriş denemesi diyorum. Bir adım diyorum çerçeveyi çizmek. Problemleri tayin edelim. Yöntemimizi, usulümüzü, yol haritamızın kaba hatlarını bir görmeye çalışalım önce. Efendim sonra yavaş yavaş belki 10-15 sene 20 sene sonra daha böyle ayağı yere basar ilmi bir tahkik yapacağız bu mevzuda yani. Çünkü ilmi bir mesele. Meselenin zorluğuna sebep olan bir husus daha var arkadaşlar. Son husus zikredeyim. Çok husus var da bunlar en önemli hususlar. Çok zor bir husus. Aslında bu en vurucu husus bence bu. Şöyle bir şey akla gelebilir. Yani bu tekfir mevzusu senin anlattığın şeylerin çoğu bugün için zorluğa sebep olan şeyler. Yani biz bir ilim geleneğimiz yok. Fıkıh, kelam, usul geleneğimiz yok. İslami ilimler talebesi olarak yetim gibi tahsil ediyoruz ilimleri. Efendim hakikaten böyle çok acınası durumumuz var hepimizin yani. Efendim böyle yetim gibiyiz yani. Böyle bir geleneği bir şeyimiz yok yani. Öyle oradan buradan o halka bu halka bu ders bu kitap hani böyle bulmaya bir şekilde inşa etmeye çalışıyoruz yani daha verimli bir şekilde tahsilimizi ama yetim gibiyiz. Gerçekten yetimiz yani. Akla gelebilir. Yani bizim zorluklarımız günümüz zorlukları ve günümüz dünyasının fıkıh yapmanın zorluğu falandan kaynaklanıyor mevzunun zorluğu. Tarihte bu mevzu çok daha barizdi yani. Hani ilim talebelerinin kafası da netti. Yani ulemanın kafası netti. Bırakın hani ulemayı, ilim talebeleri de ne yaptıklarını biliyorlardı. Kitapları okuyorlardı, tahsil ediyorlardı. Tekfir mevzusunda ne olduğunu gayet iyi biliyorlardı yani. Hani böyle genel olarak. Evet ayrıntılarda ihtilaflar var, içtihatlar var falan. Gidip bakıyorsun abicim literatüre, hem fıkıh kitaplarına, hem özellikle sadece elfaz-ı küfür literatürüne ve fıkıh kitaplarında konuyla ilgili bablardaki tartışmalara geldiğin zaman nazariyatını tartışan en külli yerlerde bile inanılmaz karışıklıklar ve ihtilaflar var. Hani en külli nazari asırlarına dair tartışmalarda kullanılan lafızlar bunu çok tamamen ayakları kaydı diyor bu meselede. Bu çok asıldan büyük bir hata yaptı. Meseleyi çok büyük bir yanlış üzerine bina etti diyor. Birbirlerine itham ediyorlar fukaha. Efendim büyük bir ekolü komple yani tekfire dair usulü yanlıştır diyor bir taraf. Düşünün yani hani böyle tikel meselelerde hata etti fıkhi olarak bir fıkhi mesele, içtihadi mesele, deliller üzerinden tartışmaktan bahsetmiyorum. Birbirlerinin tekfir konusunu ele almaya dair usullerinde ciddi arızalar olduklarını büyük ehli sünnet fukaha birbirlerine söylüyorlar. Kitaplarda. En vurucu yer burası. Hani bu ne demek biliyor musunuz? Biz şer'i bir hükümden bahsediyoruz. Tarihte bile bu kadar zor olmuş bir şer'i hükmün nazariyatı bizim 1400 sene sonra ortaya çıkarmamızın ne kadar zor olduğunu hissedin yani. Ayaklarımızın kaymadan ilerleyebiliyor olmamız. Yani büyük fukaha bile ciddi zorluklar yaşamışlar. İnanılmaz ihtilaflara girmişler. Yani bir talebeyi hayrette bırakacak ihtilaflar yani. Kendileri bahsediyorlar. Kendileri bunları göreceğiz İbn Hacer'in sözlerinde inşallah. Bazı yansımalarını göreceğiz yani.
efendim şok olacaksınız. Yani konuyla en üst derece ilgilenen müçtehitlerin birbirlerinin anlayışlarına karşı bakışlarındaki sert geçişleri ve zorlukları göreceksiniz. Yani manatü tekfir diyeceğimiz o, biz manatü tekfiri sadece yani içtihadi külli içtihatlar veya cüz'i fetvalar açısından değil, hani nazariyatını oluşturabilme açısından da geniş bir manada kullanıyoruz. Yani tekfir mevzusunun nazariyatında manatü tekfiri görmeye çalışacağız. Gayemiz bu derslerde arkadaşlar. Gene özetlemiş oldum. Aralarda gene arada bir değineceğiz. Bu geniş manada kullandım tahkikul menatı. Sadece içtihat manasında kullanmadım yani. Külli bir içtihat manasında veya fetvadaki içtihat manasında kullanmadım. Tahkikul menata dair bizden önceki eslafın nazariyat, yani tekfirin nazariyatına dair tahkikul menattaki tartışmalarını gördüğü zaman bile insan büyük zatların, göreceğiz, büyük isimler okuyacağız yani. Ki Gazali de onlardan biri. Gazali de onu yapacak. Kitapta göreceğiz. Çok zor anlaşıldığını, anlaşılamadığını söyleyecek. Meselenin zorluğunu söyleyecek yani. Efendim. Yani buna baktığımız zaman eskiden de mevzu o kadar bariz değil. Yani mevcut literatüre girelim, tahsil edelim ve bir meleke elde edelim hemen kolayca. Ve sonra zamanın, günümüzün fıkhının zorluğu zaten her şey için geçerli olduğu için, tekfir mevzu için de geçerli. O zorlukları genel olarak fıkhın problemleri adı altında bugünkü tefakkuhun zorlukları üzerinden, oradaki çözümler üzerinden aşmaya çalışalım falan. Hani sadece bu değil, bu olmuyor. Bunu zaten yapman lazım. Birinci kısmı orada bariz durmuyor. Yani orada kitaplar duruyor. İlim tedvin edilmiş. Tedvin edilmiş literatür de var yani. Oraya girdim veya fıkıh kitaplarına, ilgili bablarına, mesailine, tartışmalarına, hadis şerhlerindeki ilgili yerlere, hadislere gittim falan filan. O mevcut birikimi tahsil ettim. Oradan hemen kolayca bir meleke elde edeceğim. Ve sonra tefakkuhumu yapacağım. Bir kelam talebesi, bir usul talebesi veya bir fıkıh talebesi olarak seviye seviye yani. İhtiyacıma, gayelerime göre bu mevzuya dair tahsilimi halledeceğim falan. Gerçekten çok zor. Yani o yüzden biz bu denemelerle bazı en önemli metinler ve en büyük isimlerin konuya dair, nazariyata dair söyledik şeylerle çıkış yapmaya, bir çıkış yolu bulmaya çalışacağız yani. Tamam. İntalak, yani mebde'ul intalak, yani muntalak gibi bir şey diyor Arapçada yani. Bir çıkış denemesi yapacağız. Yani konuya yola çıkma denemesi yapacağız yani. Yani yola çıkma için birkaç adım atmaya çalışacağız yani. Yani özetle bu son vecihe, meselenin zorluğunu, hala dördüncü husustayım, mukaddimenin dördüncü husustayım. Meselenin zorluğuna sebep olan vecihe mevcut birikimimizdeki karışık ve zorluklar. Yani meselenin, mevzunun nazari boyutunun çok fazla olgunlaşmamış olması. Yani yapılmış şeyler yok değil, bayağı ciddi bir birikim var. Özellikle muhakkik, hem fakih hem usulcü ve biraz kelam yönü yüksek olan alimleri, muhakkik böyle müştehit fakihleri takip ettiğimiz zaman kelam, usul ve fıkı ciddi bir seviyede tahsil etmiş. Yani zaten usul ve fıkı çok iyi tahsil etmiş olması ve müştehit olması lazım. Kelamı da iyi bilen ve konu hakkında konuşan kişileri bulmak zor olduğu için, az olduğu için bunların ortaya koyduğu ciddi bir birikim var. Çok kıymetli. Onları zaten biz oradan yani besleneceğiz. Yani başka bir şeyimiz, alternatifimiz yok. Ne yapacağız ki ilim talebeleri olarak hani? Oradan başka gireceğimiz bir yol yok. Ama onların dahi ulaştırdığı seviye çok olgunlaşmış bir şey değil yani. Hani kadim paradigma içerisinde dahi melekeyi hızlıca edinebileceğimiz olgunlaşmış bir ilim yok elimizde. Benim kısır ıttılamla görebildiğim kadarıyla. Yani bu zan benim söylediğim arkadaşlar. Olgunlaşmamış olduğu hükmü. Bunu da ulemanın sözlerinden istinbat ediyorum bir miktar. Yani istikrayı yapmış olan bazı alimlerin, bazı kitaplarda, bazı okumalar ve ilim talebelerinin, hocaların bu konuya dair tartışmalarını gördükten sonra ve şu anda ilim talebelerinden ve hocalardan konuyla ilgili ciddi bir seviyede iştigal edenlerin tartışma ve ihtiraflarını görünce meselenin elle tutulur bir olgunlukta olmadığını ve elimizde olgun bir nazariyat literatürünün de hakim olmadığını en azından. Yani varsa da mahdutatlarda, orada burada, hani daha ortaya çıkmamış olduğunu en azından zannediyorum yani. Bu benim zannım, o son dediğim. Ama her türlü karışıklık olduğu kesin. Ama bir bu mevzunun nazariyat kısmının dahi, feriyat kısmı çok ayrıntılı var. Yani kendi bağlamlarında yapmışlar, yapacaklarını içtihat etmişler. Onda bir problem yok çok fazla. Ama nazariyat kısmının uzun vadeli fıkıh faaliyetleri için bir
asıl teşkil etmesi açısından çok olgunlaştığını söyleyemeyiz. Yani işin zorluğu da biri de burada yani. Hani birinin gelip bunu olgunlaştırması lazım. Atıyorum mesela hadis ilimleri, usulü hadis 4. 5. asırdan sonra olgunlaşmaya başladı denir yani. Bu ilim yani. Veya kelam ilmi işte şu asırda olgun, usulü fıkı 4. asırda olgunlaştı falan diyelim denir. Nahiv 2. asırda olgunlaştı mesela hani denir ya. Ya da bazı bablar mesela vazı ilmi işte 8. asırda başladı. O 9. 10. asırda olgunlaşmaya başladı falan. Hala bitmiş değil mesela. Hala da olgunluğunu tamamlayabilmiş değil mesela. Kuşatabilmiş değil mesaili falan hala. Böyle hala tahkik tartışmana devam ediyor denir ya. Bu da öyle bir şey düşünün yani. Tekfir mevzusunu. Efendim. Kitaplardaki karışıklıklar ve meselenin nazariyatının çok olgunlaşmamış olması da meselenin zorluğunun başka bir boyutu. Şimdi bu kadar böyle konuşunca YS kapılmayın tabi. Yani YS kapısak da hani şer'an yapmamız gerekenler aşağı yukarı belli. Mevcut elimizdeki ulemanın birikiminden istifadeyle bir miktar meselede yol almaya çalışacağız. Zamanla belki hem fıkıhta, usulde, kelamda, dilde, araçlardaki ve ulemanın eserlerine dair ıttılağımız da bu süreçte 5, 10, 15 sene acele etmemize gerek yok hemen. Olgunlaştıkça mesele de olgunlaşırız. Belki bazı fıkıhla ilgilenen talebeler, kelamla ilgilenen talebeler ve usulde yani bu üç ilimden herhangi birinde ihtisas yapan talebeler bu ilimlerin gayelerine göre bu mevzuyu tedvin ederler yeniden. Tecdit ederler. Yani yeni kitaplar yazarlar. Mevzuyu kuşatan. Kelami açıdan yani. Daha sonra kelamcının işine yarayacak, kelamcının bilmesi gereken yönleri, usulcünün işine yarayacak şekilde tekfir mevzusunu ele almak ve de fıkıh olarak hem külli içtihatları ayrıntılı bir şekilde serdedecek, günümüz içtihatların hepsini söyleyecek, anlatacak, tartışacak ve fetvalar dahi verecek gerekirse yani. Bu fukahanın zaten asıl sahası yani. Ama kelamcı ve usulcülerin de kendi ilimlerinin meşrebine, mezaqul ilme göre yapabileceği çalışmalara inşallah bizim bu adımlarımız uzun vadeli bu semerelere doğru bir şey olur, bir ilham olur, bir ala basiretin bir miktar yola çıkmak olur. Daha teenniyle, daha ne yaptığımızı bilerek, kavramların, mesailin hakkını vererek yani asırfe ilişkilerini görerek yani. Evet. Çok az bir şey kaldı, bir ara vereceğiz inşallah. Biraz uzattık, hakkınızı helal edin ama mukaddimeyi bitirelim. Zaten çoğu meseleyi konuştuk. Beşinci husus arkadaşlar mukaddimede söyleyeceğim yöntem meselesi. Yani madem ki biz şeyden bahsediyoruz. Biz peki ne yapacağız bu derslerde yöntem olarak? Bir kere bugüne kadarki konuşmamdan gaye ve içerik belli oldu. Dolayısıyla buna göre yöntem de bir miktar belli oldu. Yönteme de temas ettim. Yöntemimiz efendim bir kere yöntemin en önemli hususu sınırlama. Hani biz tekfir mevzusunun, nazariyatının genel konusunu bile bu kadar genellikle ele almayacağız. Hani böyle denir ya makale başlarında veya tez çalışmalar başında. Yani tez başlığının karşıladığı konuyu bile şu açıdan daraltarak işleyeceğim der yani. Mesela biz tekfir mevzusunun nazariyatını, külli asıllarını ve irtibatlarını, kelami usuli asıllarını veya fıkhi külli asıllarını görmeye çalışırken bunları tedvin edip irtibatlarını kurup bir bina oluşturmaya çalışacağız. Asıl derdimiz bu. Ama bu dahi çok büyük bir mevzu. Yani bu benim zaten mesela şahsi olarak yani yani kısır ıttılamla veya da birikimimle baş edebileceğim bir mevzu değil zaten. Belki birkaç kişinin bile hemen baş edebileceği mevzu zaten çok uzun zaman istiyor. Biz bir vecheye nazar ederek yapacağız. Tamam? Bir vecheye nazar ederek yapacağız. O da dediğim gibi icma ile bağlantılı olana yönelmeye çalışacağız. Ama özünde de bu duruyor. Yani bu vece böyle çok yan bir mevzu değil yani. Bu nazariyat kısmının en göbeğinde bulunuyor yani bu mevzu. Oraya yoğunlaşmaya çalışacağız. O açıdan biraz genel çerçeve okurken de oraya doğru böyle daraltacağız mevzuyu. Dolayısıyla hani bu mevzunun altına düşebilecek bir sürü mesail var arkadaşlar. Tekfir mevzusunun nazariyatının altına gelebilecek sayabileceğimiz bir sürü mesail var. Mesela bunları söyleyebilirim size birkaç tanesini. Aklınızda bir şey oluşsun. Mesela küfür kafir ayrımının mahiyeti. Bu bir meseledir. Yani bu şey küfürdür. Ama bunu söyleyen veya buna inanan kafir olur mu olmaz mı? Mesela bu ayrım gerçek bir ayrım mı? Sahici bir ayrım mı? Bu ayrım doğru mu? Doğruysa sınırları nelerdir? Buna tereddüt eden ahkam nedir? Biliyorsunuz bu ayrımları siz de görmüşsünüzdür kitaplarda, makalelerde, tartışmalarda. Yani bu falan inanç küfürdür ama bunu söyleyen kafirdir diyemeyiz mesela. Bu çok yaygın bir tabirdir.
Bu çok tehlikeli de bir tabirdir. Ben şahsen bu tabiri kullanan çoğu ilim talebelerinin ciddi yanlış vehimlere kapıldığını düşünüyorum. Meselenin hiç de açık olmadığını, bu ayrımın hakikatinin ve ona terettüp eden ahkamın zihinlerde hiç açık olmadığını ve batıl levazımlara sahip pozisyonlar olduğunu düşünüyorum bu ayrımı yapanların. Bunları yer yer tartışacağız yani. Yani 2-2-4 eder şeklinde bütün akli ihtimalleri ortaya koyacağız. Sonuca sen hangi ihtimalleri kastediyorsun bu ayrımdan? Bütün akli ihtimalleri ortaya koyacağız yani. Bu ayrıma taalluk eder. Mesela bu bir mesele ama biz bunu dediğim gibi bu mesele, yani asıl meselemiz icma ile ilgili olan olacak. Diğer meselelere, mesela bu meseleye yer yer temas edeceğiz ama asıl derdimiz bu olmayacak. Çünkü çok zor. Bu tek başına bu mevzu inanın 10 oturum falan gerekli. Yani çok iyi bir çalışma da gerekli. Yani çünkü mevcut birikim var. Son 20-30 senede yazılan bir sürü makale, kitap, çalışma var. Ciddi ilim ehlinin yazdığı yani. Onlara bakmak lazım. Yani usulü fıkı iyi bilen efendim hocaların, alimlerin, meşayihin yazdığı eserler var, çalışmalar var. Onları bilmeden zaten hareket edemeyiz. Malumu ilan falan veya tahsili hasıl yapmak doğru olmaz yani. Hasılı tahsil yapmak yani. Mevcut birikimi yeniden keşfetmiş gibi yapamayız zaten. Güzel ulaşılan neticeler, özetlemeler, kavramlar, şeyler var yani. Son zamanlarda yazılmış ve eskiden de yazılmış yani. Önemli literatür girmek gerekiyor hepsine. Biz hani 3 metin düşünüyoruz biz. Yani ne kadar kuşatabiliriz ki zaten. Bu bir mesele. Başka bir mesele söylüyorum size. Hani küfür veya kafir ikisi için de düşünülebilir. Bu küfürdür veya kafirdir ama bu nefsül emirde küfürdür veya da zahiren şer'i delaletler açısından küfürdür. Nefsül emri küfür ile zahiri olarak küfür olması. Yani şer'i ahkam açısından küfür olması. Yani şer'an küfür olması ayrı, nefsül emirde küfür olması ayrı gibi bir ayrım da düşünülüyor, söyleniyor. Acaba böyle bir ayrım da var mı? Bakın bu da bir mesele. Hani böyle bir ayrım yapıyorsun. Genel olarak şu var ama zaten. Hani dünyadaki dünyevi ahkamın tereddübü açısından küfür. Bu ayrım doğru. Bunda şüphe edilecek hiçbir şey yok zaten de. Yani dünyevi ahkamın tereddübü açısından küfür. Bir de ahiretteki durumunun taalluku açısından nefsül emri küfür. Bu ayrım genel olarak var. Yani alel itlak var. Bil cümle var bu ayrım. Ama birleştiği yerler nereler? Ayrıldığı yerler nereler? Asıl zor yerler burası. Veya da şöyle bir tabir mesela doğru olur mu? Bu şer'an küfür ama nefsül emirde küfür olmayabilir. Mesela böyle bir kavramsallaştırma, böyle bir şey mantıklı olarak bir araya getirilebilir mi yani? Zaten küfür, nefsül emir küfür, şer'i olanın ötesinde bir nefsül emir küfür var mı? Mesela. Yani bir şey şeriatın dahli olmadan nefsül emirde küfür vasfına sahip olması diye bir şey tasavvur edilebilir mi yani? Yani nefsül emri küfrün mukabiline şer'an küfrü koyduğunuz zaman. Anlıyorsunuz değil mi? Kavramların karışabileceği yerleri hissedebiliyorsunuz. Bunlara da temas edeceğiz. Özellikle bu kısma biraz daha fazla temas edeceğiz. İmam Gazali'de bu kısım çünkü çok iyi işleniyor yani satır aralarında. Biz buna daha çok temas edeceğiz ama gene asıl derdimiz bu olmayacak. Biliyorsunuz fıkıh ahkamının tereddübü açısından küfürle nefsül emri küfür kelam fıkıh arasında gidip gelen bir şey yani bir miktar. Bu da çok zor bir mevzu yani. Asıl cihet-i vahdetimiz bu da olmayacak. Bizim meselemiz icma ile ilgili olan olacak. Daha çok usulü kelami açıdan, usulü açıdan olana yoğunlaşacağız. İcmada usul meselesi çok daha üstün olacak. İcmanın mahiyeti, icmanın hücciyeti falan usulle alakalı da olduğu için. Bir de muayyen icmalara karşı duruş. Muayyen bir icma edilmiş meseleyi inkarın küfrü gerektirip gerektirmediği meselesi. Genel olarak usuldeki icmanın hücciyetiyle bağlantılı olarak işleniyor ve de icma edilmiş meselelerde genel olarak külli bir hüküm olarak küfrü gerektirir mi gerektirmez mi sorusunu inceleyeceğiz. Tamam. Ya mesela genel olarak çoğu ehl-i sünnet talebesinin aklında olan şöyle bir düşünce var, bir yargı var, kaziye var. İcma edilmiş olanı inkar etmek küfür. Yani doğrudan bir ayet veya hadisi delaletini, hükmünü inkar etmek küfür olmaz. Ama eğer ki bu meselede icma edilmişse bu küfür olur. Abicim bu icma edilmiş kafir olur tabii ki adam. Tarzında bir düşünce var. Bu düşünceyi sorgulayacağız yani bu yargıyı. Veya da şöyle bir şey demek de biraz problem. İcma edilmiş ama icma edilmiş olan bir meselenin küfür olması gerekmez diyerek. Yani böyle çok genel konuşmak ve sanki icmanın küfürle de hiçbir alakası yokmuş gibi konuşmak. Tamam.
Yani icma edilmiş, yani tahkikul menat icma mıdır değil midir? İcma ise nasıldır? Değilse başka bir şey gerekir mi veya icmanın rolü ne orada? Tamam. Tahkikul menatta yani. Tahkikul menatı geniş manada kullanın. Dikkat edin. Tahkikul menat aslında yapıyoruz fıkha göre bir miktar. Naslardan yola çıkıp. Ama biz tahkikul menatın nazariyatın tahkikul menatını düşüneceğiz. Tamam. Yani doğrudan hani vasfı gene tabii ki naslardan yola çıkıp fukaha yapıyor ama bizim düzenimize göre hani böyle genel cümlelerle ifade edilebilecek. Hani dediğim gibi Sübki'nin icmanın sonundaki hatimesini okuyacağız 2-3 cümle. Ama tabii çok veciz yani onun şerhini de okuyacağız inşallah. Orada 2 cümleyle ifade edilen hususları kastediyorum. Tamam? 1 cümle 2 cümle. Yani tahkikul manat yani tahkikul manat yani manatut tekfir. Evet, manatut tekfiri yapacağız. Yani manatut tekfiri tahkik edeceğiz. Tamam? Tahkiki burada dediğim gibi çok ıstırahi dar anlamında kullanmıyorum. Hani bir şey meseleyi tahkik etmek var ya. Menatut tekfiri tahkik edeceğiz. Büyük umumi bir cümle ve bir kaide olarak. Nihai bir sonuca ulaşmaya çalışacağız. İnşallah icma ile irtibatlı olarak. Tamam, icma ile teyze. Daha birçok mesele düşünülebilir. Daha saymıyorum. 3 tane mesele saydım. Yani ayrı ayrı düşünülebilecek, ele alınabilecek. 6. husus kitaplar. Ha, yöntemimiz şuydu. Yöntemle ilgili şunu unutmayalım. Yani bir sınırlama yaptık. Sınırlama da bir yöntemdir. Efendim, gene yöntemle irtibatlı olarak 6. husus ele alacağımız kitaplar bu üçüyle şimdilik sınırlıyoruz. Belki başkalarından da istifade ederiz arada. Ama asıl bu üçüne bakmaya çalışacağız inşallah. Yani İmam Gazali'nin iktisadının tekfir babı o en temelde olacak zaten. Diğerleri yan olacak. Sonra El-İ'lam bi Kavat el-İslam'daki bazı pasajlar ve sonra Sübki'nin icma ile ilgili Cemül Cami'deki şeyleri. Yani okuma yöntemimiz de İmam Gazali'yi iyice anlamaya, kavramaya çalışacağız. Sonra bazı külli kaideleri not etmeye çalışacağız ve sonuca ulaşmaya çalışacağız. Tamam? Anlaşılır bir sonuçta durmaya çalışacağız. Bazı kavramları, özellikle kavram tahkiki bizim okumalarımız sırasında en bariz yerde duracak. Yani mahalli nizayı tasvir çok ağırlıklı bir şey olacak. Ama hükme de ulaşacağız. Yani sadece mahalli nizayı tasvir edip hükümlerde belli görüşleri ortaya atıp durmayacağız. Yani en önemli, en göbeğindeki mevzuyu tahkik edip doğru olan görüşe, sahih olan veya çok makbul, en makbul olan görüşü bir cümlede, iki cümlede, üç cümlede ifade etmeye de çalışacağız yani. Ama kavram tahlili ve meselenin boyutlarını görebilme, mahalli nizayı tasvir, bakın mahalli nizayı tasvir neyi istilzam ediyor onu çok dikkat edin. İlgili bir sürü problemi ortaya koyabilmek vazıh bir şekilde. Hani ben koydum ya meseleleri, bazı meselelerden bahsettim. Yani mahalli nizayı tasvir, tahrir için ve tasvir için birçok problemi vazıh bir şekilde ortaya koyup ayıklayabiliyor olmanız lazım. Yani bir açıdan bizim hani giriş denemesi dememizin sebebi zaten bu derslerde ağırlıklı olarak mahalli nizayı tahrir ve meseleyi tasvir ve meselenin altına düşecek, mevzunun altına düşecek mesaili tedvin ve bugünün anlayışı ve bugünün ihtiyaçları açısından, tamam? Bugünün ihtiyaçları açısından yani problemi teşhis ve problemin uzantılarını görebilmek. Anlıyorsunuz değil mi? Yani böyle teşhis kısmı daha ağırlıklı olacak yani. Tedavi kısmı bir cihetten olacak sadece. Yani zaten genel olarak ilimler olgunlaştırırken, tedvin edilirken böyle yapılır. Yani ilkin mevcut mesail bir tedvin edilir. Abicim problemler neler konuyla ilgili? Bir masaya yatıralım. Yani şu konuşulan konuyla ilgili konuşulan şöyle jeneriklik cümleler var. Jeneriklik tartışmalar var. Bunları ilmi bir yöntemle belli hakkını verdiğimiz kavramlarla konuşarak kazgeler şeklinde ortaya koyabilmek. Yani 5-10 tane böyle mesela cümleler kurabilirsek, mesailini tedvin edebilirsek muazzam bir şey olur. Bunlardan da özellikle icma ve icma ile alakalı olanlara doğru yoğunlaşmış olacağız yani inşallah. Tamam. Kitaplarda bunlardı. Bu mukaddime ile arkadaşlar sözlerimi bitirmiş oldum. Bu siz de başta da söylediniz. Özellikle Hegel ile başlayan bu kendini ötekiyle inşa etme, self-other dediğimiz meselede bugünümüzde de özellikle tekfir meselesi özelinde benim hissettiğim en azından İslam medeniyetine geriye dönük yaptığımız her durum tespiti tekfir meselesi olarak bir ötekileşmeye yol açabilir. Bu zaten günümüzde siz de söylediğiniz duygusal evazımı çok kuvvetli. Biz günümüzde yapacağımız bir tespit bu tahkikul menat kısmından sonra özellikle
işin telif tarzı mı nasıl olacak? Ben onu asıl sormak istiyorum. Hatta biz bu atölye, bu çalışmaları olgunlaştırdık. Birkaç tane böyle mesela ders dizisi yaptık falan. Ondan sonra mesela ne olabilir semereleri diyorsun. Onu biraz bahsettim, dedim ya, kelam, usul ve fıkıhta her bir alanda ihtisas edenler, İslami ilimler talebelerinde fıkıhta ihtisas eden zaten asıl mevzu onların, yani sahada. Ama nazari kısımlarında zamanın kelam talebelerine veya zamanın usul ilmi tahsili ihtiyacını giderecek şekilde kelama özgü, kelam meşrebine uygun telifler tabii ki yapılacak. Yani nazari kısmı daha çok kelamcılar ve usulcüler telif edecek. Efendim, daha pratiğe yakın olan kısmını da, nazari fıkhi kısmını da gene fukaha ayrıntılı bir şekilde teliflere ihtiyacımız var. Şu anda ders metinleri yok elimizde konuyu tahsil edecek. Benim bildiğim çok böyle eni konu belli, olgunlaşmış ders metinleri yok. Denemeler olabilir ama onu bilmiyorum yani. Bakmak lazım sahaya. O kadar da literatürü çok ayrıntılı araştırmış değilim. He, yapılınca ne olacak arkadaşlar? Bu, atıyorum, bir kelamcı çıkıp farklı o temel metinler ortaya çıktıktan sonra bir sonraki aşamada da atıyorum bir medeniyet söylemi ve tekfir mevzusunu ele alacak. Mesela ötekileştirme, medeniyet söylemiyle bizim ilim tahsil yolculuğumuzun temel sayıklarından biri ya. Medeniyet aşkımız var. Medeniyet bizim için çok olumlu bir kelime mesela. Halbuki çok, yani gayet modern bir kelime medeniyet. Yani dünyası çok modern bir dünya bir miktar. Mesela atıyorum bizim hadislerdeki, naslardaki züht dünyasıyla ne kadar böyle medeniyet kelimesinin çağrışımlarıyla oluşan dünyamızla nasların bize dünya hayatına dair söylediği şeyler ne kadar taarruz ediyor yani. Ama bizim bugün medeniyet söylemiyle bütün ilmi faaliyetlerimizi böyle motoru gibi oluyor yani. Ama bunun mesela tekfir mevzusunu biz doğru anlarsak acaba ne kadar törpülenecek bu medeniyet söylemimizi? Söylemlerimiz, biri çıkıp mesela bir kelamcı, bir usulcü veya bir sosyal bilimci, Müslüman bir sosyal bilimci, yani kelam usul bilen, yani İslam alimi olan bir sosyal bilimci, tamam, yani İslam alimi olan bir sosyal bilimci, medeniyet üzerine yapılan sosyoloji ve felsefelerin tekfir mevzusuyla ilgisini ortaya koyacak. Bir kelamcı ötekiye dair kıta felsefesinde yapılan felsefenin Müslüman cihetten ne olduğunu ve Müslüman olanların etkilenmesini minimuma indirecek hamleler yapacak yani. Mesela yani bunlar düşünülebilecek çalışmalar uzun vadede. İşte şu anda da benzerleri yapılmıyor değil ama çok satı yapılıyor. Yapan kim yapıyor? İşte biraz Gazali okuması yapan, Arapça bile bilmeyen veya orta derece Arapça bilen bir iki tefsir okuyup böyle tefsirlerden medeniyet söylemlerini öyle toparlamaya çalışıp işte ne bileyim Ricoeur'ün ne bileyim veya şeyin bilmem medeniyet söylemiyle işte Gazali'nin medeniyet söyleminin ötekileştirme mevzu, Gazali'de öteki mevzusu falan. Yani bunu yaparsan 20 sene sonra çöp olur bu yani. Bizim İslami ilimler hiyerarşisinden çıkmayan bir şey yaramaz. Bunu yapıyorlar şu anda, bu karşılaştırmaları, ama biz bunları alimlerin yapması gereken ve şer'i gayelere hizmet edecek ilmi çalışmaların. Entelektüel zenginlik olsun diye falan değil yani. İslami ilimlerin bir parçası olarak düşünülecek, telif çalışmalarını üretecek alimler tabii ki konuyla ilgili açılacak yani. Ama temel metinleri de ortaya koymamız lazım yani. İşin nazariyatını. Evet. Aynen. Başka var mı arkadaşlar sizin sormak, paylaşmak istediğiniz bir şey de olabilir. Yani böyle bunları anlattın, şöyle bir yön eksik kaldı diyebilirsiniz. Bu benim kısır ittilamla bugüne kadar hani 5-10 senedir az çok ilimlerle iştigal ediyoruz. Konuyla ilgili bugüne kadar aklımdaki şeyleri toparlayıp size arz etmeye çalıştım. Yani çerçeveyi çizmek ve yol haritası açısından. Tabii ki zamanla bunların baya bir kısmını aralarda teknik olarak daha da değineceğiz yani. Tekrar edeceğiz bu konuştuğumuz konuların bir kısmını. Ama gene de çok kaçırdığım bir sürü önemli kavram ve bilgi olabilir yani. Atıyorum şu temel şeyi kaçırmışsın diyebilirsiniz. Yani bu gayet muhtemel. Yani dediğim gibi deneme halinde olduğumuz için bir miktar da mazuruz yani. Ciddi bir şeyleri kaçırmakta da mazuruz yani nispeten. Olan olursa siz de dinleyenler veya sonradan da ekleyebilirsiniz. Şöyle bir kavram var. Bu kavramı hiç konuşmadın. Hiç bu kavramı dile bile getirmedin. Veya çok arzi olarak geçti ama bu kavram en azından küfür ve bidat kadar mesela önemli. Veya hak batıl kadar önemli diyebilirsiniz. Veya bir konu veya çok önemli bir mesele ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hani önceden mesela ehli hak, ehli batıl kavramı vardı mesela. Şu an vatandaşlık kavramı var mesela. Tekfir ile ilgili bizim sosyoloji ne kadar ilgilendiren, ne kadar bağlantılı? Yani fukaha için çok bağlantılı. Yani kelamcılar için de bağlı. Özellikle fıkıh yapacağınız zaman zaten benim şahsen fıkıh tahsiline dair
düşüncelerime göre, yani kanaatime göre bugün hakiki manada bir fıkhi hüküm yapmak sosyal meselelerle alakalı olan hususlarda, aslında ibadetler bile onlarla çok alakalı da, hani atıyorum ferdi ibadet, abdestin şartları falan belki çok daha az ilgilidir. Ancak fıkhın ciddi bir kısmı zaten muamelat, sosyal hayatı, fıkhi hükümlere ulaşmak sosyal bilimleri iyi bilmeden vakayı tanıyamadığı için o fıkıhtaki tahkikul manatı yapman mümkün değil. Dolayısıyla fıkıh yapman için tahkikul manatı yapman lazım. O külli içtihatları veya fetvaları verebilmen için. Tahkikul manatı yapman için de vakayı tanıman lazım. İnanın vakayı sosyal bilimleri iyi bilmeden, tarihi yakın tarihi bilmeden vakayı anlaman, vakadaki parametreleri, değer yargılarını, yani vasıfların irtibatlarını ve derecelerini mülahaza edebilmen, masraat ve mefsedeti çekip alabilmen imkansız gibi bir şey. Çok sathi olur, inanılmaz fahiş hatalara düşebilirsiniz yani. Alakasız bir hükmü alakasız bir yere tenzil edebilirsiniz yani. Çünkü vakayı bilmiyorsunuz ki, öyle zannediyorsunuz. Onun o olduğunu zannediyorsunuz ama okuyamamışsınız vakayı. Dolayısıyla tabii ki sosyal bilimleri kesinlikle bilmek gerekiyor. Yani fıkhi bir hükümde Ebu Tekfir'le ilgili de hayli hayli tabii ki böyle. Yani adam işte ne diyor? Darul Harp'te yaşamakta hiçbir şey olmaz deyip Amerika'ya gidip ömür boyu orada yaşamayı helal gören bir adam kafir olur mu? Mesela hani Darul Harp'te yaşamak diyelim haramdır falan filan. Veya da ya İslam toprakları neymiş ya, zaten bugün öyle bir şey yok falan diyen adam kafir olur mu mesela hani? Ya bunu nasıl tartışacaksın? Ya bunu tartışman için senin yani siyaset bilimleri bilmen lazım. Bugün Darul Harp, Darul İslam ayrımının fıkhi boyutunda derinleşmiş olman lazım. Bu ayrımın ne işe yaradığını, masraat mefsedetleri görebilmen lazım. Yani bir sürü şey lazım. O vela beranın elbette tekfire varan yönleri yok değil yani. Hani böyle selefiler bunu çok fazla kullanıyor diye biz onu efendim hiçbir boyutu yok vela beranın küfür iman sınırları açısından diyemeyiz ki zaten. Yani dolayısıyla tabii ki bilmek lazım yani. Yani sahada içtihat edecek olanın bir düşüncenin levazımını, bir de maslahat ve mefsedetler de çok etkili olabiliyor ya, tekfir edip etmemenin kendisi bir fiil ya, müştehidin fiili. Bu fiilin kendisinin de bir hükmü var. Hani bu fiilin maslahat ve mefsedetleri olabiliyor ya toplumda. O maslahatların ve mefsedetlerin nereye gideceğini görebilmek de vakayı çok iyi okuyabilmekle alakalı. Hatta akademik camianın, siyasi camianın nabzını tutamayan bir insan vereceği tekfir hükmünün maslahatları ve mefsedetlerini de göremeyeceği için belki bazı yerlerde bir müftü olarak, müştehit olarak susmasının farz olduğu yerde tekfir hükmünü izhar etse, velev ki nefs-i emirde o münasebet düşünülmediği zaman tekfir hükmü geçerli olsa, izhar etmesi ayrıca bir nefs-i emre gelen bir fiil olduğu için onu düşünmesi gerekecek yani. Anlıyorsunuz, mesele o kadar girift ki yani. Herhangi iradeye taalluk eden bir mesele fıkhi bir meseledir. Bir fiil yani, kesbi herhangi bir fiil. Bak bu tekfir hükmünü vermenin kendisi dahi böyledir. Yani ulaşmak, hükme idrak etmek ayrı bir şey. Hükmü izhar etmek ayrı bir şeydir bakın yani. Az sonra izhar etmektir. Onda bir problem yok. Ama her zaman böyle midir? Ve o hükmün kendisini de etkiler mi izhar ettiğin zaman tereddüt edecek şeyler? Ters taraflı olarak da bir açıdan etkiliyor yani. Hani Seddi Zerai meselesinde zecr için bu hüküm verilir, buna tekfir, böyle şeyler göreceksiniz bu kitaplarında. Hani buna tekfire hüküm edilmeyebilir diyor. Ama buna hüküm etmezsek kapı açılır diyor. İnsanlar bu inançların hepsini İslam'dan zannedip bunlara kapılabilirler. O halde bu hükmü tekfir ederiz diyor. Bakın bu şer'i bir şey ha bunu yapmak. Yani bu hükmü etkiliyor yani geri dönüşümlü olarak. Yani çok ilginç yani. O kadar böyle paradoksal bir mevzu gibi duruyor ki olay. Yani bu bir boyutu yani. Tekfirdeki içtihadın mertebelerini onu etkileyen bir boyut. E tabii ki bunları da bilmen lazım. Yani fakihin özellikle bilmesi lazım. Yani keramciler çok değil. Çünkü keramciler, usulcüler daha çok nazariyat kısmı ilgilendiği için toplumdaki tekfir hadisesinin levazımları onu çok ilgilendirmez yani. Evet. Enes'ciğim, bilmiyorum soruna cevap oldu mu yani? Vatandaşlık tabii ki siyaset bilimleri, bugünkü kavramları, vela bera ayrımıyla alakalı. Atıyorum biz vela tekfir diyeceğiz. Darul İslam, Darul Harp diyeceğiz mesela. Kafirler, müminler diyeceğiz. E bunlar zaten bu kavramları olmadan kullanamaz. Vela bera diyeceğiz. Vela bera deyince ne geliyor akla? Vatandaşlık yani bugün için. Vatandaşlar olarak aynı ülke birliği, aynı devlet gayesi çatısı altında işte aynı değerleri taşıyanlar falan. Anayasal yani, anayasa seni bütünleştiriyor falan gibi düşünüyorsun. Ya vatandaşlık ne ya?
Ben vatandaşlık tabirini kullanarak fıkıh yapamıyorum ki şu anda yani. Yapsam bir dert, yapmasam bir dert yani. O da var. Hani vatandaşlık kavramına kayıtsız da kalamıyorsun. Hani ben öyle kendi eski kavramlarımla yapacağım. Falan. Fıkıh yapacağım falan. Klasik çerçevede, klasik kavramlarla hiç geliştirmeyeceğim. Tefakkuhu, bugünkü fıkıh. Yapamazsın yani bunu. Bigane de kalamazsın. Alamazsın da doğrudan. Vatandaşı ve vatandaş olanlar, olmayanlar. Böyle bir ayrım olur mu yani? Vatandaş ne demek? Kafiri Müslüman da vatandaş olabiliyor. Din ayrımı meselesi yok ki. Dolayısıyla hani işin tekfir mevzusu nihai böyle derin yerlerini halletmek zaten çok büyük çerçevede bugün fıkıh yapabilmenin, tahsilinin, tefakkuhun imkanı ve mahiyetiyle alakalı olduğu için o zor problemlere zaten girmiyoruz. Yani tekfirin derin yerlerinin çözümü, nihai noktada çözümü o büyük problemler çözülmeden zaten olmayacak yani. Ama biz buradan fıkhın bir parçası ve nazariyat kısmına o yüzden yoğunlaşıyoruz. Çünkü o en temelde. Diğer kısmında biraz daha vakit var yani. Vallahi alem. Yani ben fıkıhçılar devam edecek, uğraşacak. Evet arkadaşlar, var mı? Şu meseleye de değinmek istiyordum da. Özellikle bu tekfir ameliyesinde, yani anladığım kadarıyla günümüzde bu ameliyede bulunmak için çok daha fazla ilimleri kuşatmak gerekiyor. Yani sosyoloji olsun, usulen zaten. Bir de günümüz kelamı tahsil edilmesi gerekiyor. Sadece bir parantez açıyorum. Yani bu günümüz ilimlerini, sosyal bilimleri veya felsefe tahsil etmekten kastımız bir doktora seviyesinde, yüksek seviyesinde bilmek değil yani. Veya da uzmanlaşamadık. Genel hatlarını bilmek yani. Atıyorum 1-2 seviye, 3 seviye hani. Böyle orta seviye bir ilim talebesiymiş gibi düşünün bunlar. Yoksa bir müçtehidin kalkıp işte fetva verirken çok iyi iktisat bilmesi, çok iyi işte bilmem ne bileyim siyaset bilimi bilmesi, çok iyi sosyoloji bilmesi, çok iyi psikoloji. Yani bu imkansız bir şey. Yani sen içtihat imkansız olmasını istiyorsun gibi bir şey olur yani. Evet, buyur. Hı-hı. Tabii ki ama genel hatları bilmesi lazım. Lisans seviyesinde mutlaka olması şart. Kendi babına taalluk eden şeyleri gerekirse doktora seviyesinde bilecek. Yani bunun zorluğu da yani hepimize malum olduğu için acaba yani şu andan itibaren veyahut yaşadığımız çağda bu tekfir ameliyesi olsun, genel fıkıhta, kelamda da olsun, yani daha çok kolektif bir şekilde yapılması daha münasip olmaz mı yani? Yani nazariyat kısmının mı yoksa külli içtihatlar kısmının mı? Mesela yani şöyle, mesela Nasların tarihselliğine şöyle inanan adam kafir olur tarzında bir içtihadın ortaya çıkma sürecinin mi kolektif yapılması daha iyi olur diyorsun? Evet. Yoksa nazariyat kısmının mı? Yok, nazariyat kısmının kastetmedim. Evet, o çünkü biraz daha anlaşılır olabilir gibi diyor. Fert de tek başına ilerleyebilir, bayağı bir şeyler ortaya koyabilir gibi duruyor yani. Evet. Doğru yani, olabilir ama bu sorun da gene tekfirle alakalı bir mevzu değil fark edersen Furkan. Ya, tabii, diğerlerine yani umumul fıkıhla alakalı. Evet. Yani hususu tekfirle alakalı değil. Yani tekfir fıkhi bir mevzu. İlkece örnek denedim ben. Evet evet. Yani genel olarak bu ayrı, bu tartışılabilir. Bunu bilmiyorum. Bu da çok zor bir mesele. Ben şahsen bunun çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Neden biliyor musun? Yani içtihadın mahiyeti, tecezziyi çok kabul etmediğini düşünüyorum. Tek bir müçtehidin zihninde toplanması lazım. Nihai bilgilerin. Bu müçtehit etrafındaki başka müçtehitlerden diğer bablarda onların görüşlerini alır, yararlanır. Efendim. Veya da diğer ihtisas sahiplerinden, Müslüman iktisatçılardan, tıpçılardan falan konuyla ilgili atıyorum. Görüşleri, bilgiyi alır, hazmeder, onları anlayabilecek bir seviyesi de olur belli bir seviyede. Ama nihai çıkacak içtihadın bir kişinin, muayyen bir zihnin içtihadı olması lazım. Ben şahsen ona meylediyorum. Bunu usulde tartışacağız üst seviyelerde. İçtihat tecezziyi kabul eder mi? Şey manasında tecezziyi kabul eder mi? Yani içtihat mertebesinde bir bapta müçtehid olup bir bapta müçtehid olmak değil. Bu tartışılmış eski kitaplarda. Ben şeyi tartışıyorum. Yani birden çok kişinin görüş birliği ile ancak bir içtihat, icma da değil yani. Ancak belli mevzularda birden çok kişinin görüş birliğiyle muteber şer'i bir içtihat nefsül emirde husule gelir şeklinde bir görüş ve tartışma var bugün. 20-30 senedir bu ortaya çıkmış bu fıkıh konseyleriyle. Ben bunun usulü açıdan mümkün ve mazbut olmadığını düşünüyorum şahsen. Yani bir müçtehit diğer müçtehitlerden ve diğer ihtisas sahiplerinden son derece istişare etmesi şer'an farz olabilir. İçtihat yolunun usulü olarak bugün için. Ancak nihai içtihadı bir faile, bir müçtehide isnat etmek gerektiğine kailim yani. Diğerinin ya mümkün ya da muteber olmadığına kailim. Evet. Ama bu tabii ayrı bir mevzu. Yani çok zor bir mevzu senin sorduğun. Ama tekfirle alakalı değil bu mevzu. Tabii ki. Evet.
Evet. Evet arkadaşlar, başka bir paylaşımınız veya sorunuz yoksa. Tekfirin doğurduğu sonuç hocam, hani biraz daha mürtet kavramı mesela. Onu nasıl değerlendirebiliriz? Hani günümüz Türkiye'sinde. Doğurduğu sonuçlar? Mürtet sonucu hocam. Mürtet kavramı mesela. Şimdi, mürtet. Hı-hı. Mesela Türkiye'de doğan bir çocuğun hani nasıl hani Müslüman olduğunu kabul edebilir miyiz mesela? Hiç Müslüman bir ailede yetişmeyen kişi de sonradan mesela küfür şeylerini savunursa biz buna mürtet mi deriz, yoksa en baştan kafir hükmünü mü verebiliriz? Yani olabilmiyorum. Çok zor bir fıkıh mesele işte. Hani bugünkü klasik, hani o dediğim o külli içtihatlardan bir tanesi. Hani ben Nasların tarihselliğini örnek veriyordum. Sen de bugün mesela öyle bir örnek verdin. Hiçbir fikrim yok. O kadar zor ki yani. Benim bana mesele konuş desen konuşurum 10-15 dakikadan. Bir sürü ihtimal zikrederim. Ulemanın farklı konuyla ilgili görüşlerinin benzeyen fikirler, levazımlarını bir araya getir bir şey çıkar, ama yani bunun fakihin karar vermesi lazım. Yani bu şu anda senin sorduğun soru direkt külli bir içtihat. Çok spesifik, Türkiye'de şu anda bakın genel bir konu. Muayyen bir kişiden bahsetmiyoruz. Fulan bir insandan. Türkiye'de işte doğan belli özelliklere sahip bir insan belli bir çevrede yetişmiş. İşte 15-16 yaşında, 18 yaşında ben ateist oldum diyor falan. Buna mürtet olarak bakacak mıyız yani mesela? Ha baksak da çok bir şey, çünkü ahkam olarak bir şey yapamıyoruz da. Hani bir şey değişmiyor, bir şey yapacak halimiz de yok. Belki caiz de değil zaten bir şey yapmamız yani. Efendim? Buna mürtet ahkamını mı uygularız? Yoksa uygulamaz mıyız yani buna? Normal asli kafir ahkamını mı uygularız? Son derece içtihadi bir mevzu. Yani son derece zor nazari içtihadi bir mevzu. O külli içtihatlar değil mi? Bugün için cevaplanması gereken külli içtihatlardan bir tanesi. Yani ne bileyim. Bunu halletmen için ama ne gerektiğini az çok biliyorum. Yani hani bu sorunun cevabını vermen için tahsil etmen gereken ilimleri, yapman gereken adımlar az çok belli. Sen eğer hükmü soruyorsan bilmiyorum. Nazari boyutunu konuşabiliriz. Ha yani bu hükmü vermeye doğru gidecek bir insan hangi yoldan bu hükmü sıhhatli bir şekilde vermeye doğru gidecek? Ya yani bu içtihadın sıhhati için hangi usulü fıkıh ve metodoloji gerekli? Şer'an sıhhati için. Tabii ki çok bariz belli şeyler var zaten. Bir kere senin bunu ehil olman lazım, müştehit olman lazım bir. Ve içtihadı yaparken içtihat yani ehliyetine sahip olman lazım. Bu da ne demektir? Zaten usulü fıkhı çok iyi bilmen lazım. Bugün için konuyla ilgili usulü fıkhı da bilmen lazım. Yani daha usulü fıkhı çok iyi bilmen lazım. Mürtedin ahkamını, sabilerin ahkamını, İslam imanla ilgili fukahanın bütün ahkamını bilmen lazım. Mahalli icmaları bilmen lazım falan filan. Yani hani içtihat ehliyetine sahip olduktan sonra mevzuyla ilgili hususi olarak bilmen gereken bir sürü şey var. Ayrıca günümüz vakasını iyi okuyabiliyor olman lazım. Yani diyelim ki tahricül manatı yaptın hükümde. Fukahanın kullandığı manada. Yani fıkıh melekenle, içtihadınla, naslardan mürtetlik ahkamının şartlarını, sebeplerini, vasıflarını buldun. Sonra günümüzde yaşayan bir çocuk şu anki ortamda zarurat-ı diniyeye ne kadar muhatap, söylediği sözün de zarurat-ı diniyeden yeri nerede? Ve gerçekten bu adamı, bu çocuğu Müslüman bir toplumda yaşamış ve zaten Müslümanmış gibi kabul edecek miyiz yani? Bali olduğu zamanki halini araştıracak mıyız? O zaman kelime-i şehadeti bir kere de olsun söyledi mi? Hangi okulda mı okudu falan? Senin bunun vakayı çok iyi bilmen lazım. Yani Türkiye'deki dindarlığın nabzını tutman lazım farklı farklı çevrelerde. Bu çok yani bu işte buna ihtilaflar da olabilir. Mesele ileti 0-1 değil arkadaşlar. Yani farklı içtihatlar da ortaya çıkabilir. Biri der ki bu mürted ahkamına girer abi der. Biri der ki hayır girmez. Biri 10 şart koşar, biri 7 şart koşar. Mesela mürted ahkamına girebilmesi için. İşte hiç bali olduğu zaman kelime-i şehadeti söylemiş, bir kere namaz kılmış veya da Kur'an okumuş, Kur'an kursuna gitmiş mesela, atıyorum böyle şeyler düşünülebilir. Yani 14-15 yaşında Kur'an kursuna gitmiş Kur'an, ama 16 yaşında lise 2'de ben ateistim, ben deistim demiş. Ve şunları yapmış. Ateistim, deistim demesini de doğrudan Müslümanlıktan çıkması anlamına da gelmiyor hemen dikkat ederseniz. Değil mi? Bir sürü insan deistim diyor, ateistim diyor ama Hazreti Peygamber'i seviyor, kabul ediyor mesela yani. Ama ateizmden anladığı şey farklı. Yani nazariyatı genel olarak içtihat ehliyeti ve bu tekfirin nazariyatını çok iyi bilecek tabii ki. Yani bu bizim ulaşmaya çalıştığımız tahsili iyi bilecek ve fıkıhta içtihat sahibi olacak. Ve konuyla ilgili mesela senin hususi olarak sorduğun bu muayyen külli içtihatla ilgili onun bağlamını çok iyi bilecek yani. Elbette ki bir miktar sosyal bilimleri bilecek, manatı tahkik etmeye çalışacak yani. Yani sosyal, hani sosyoloji bilecek mesela yani. Müslümanların sosyolojisini yapıyorlar ya, dindarların sosyolojilerine dair tezler yazıyorlar son 15-20 senedir yani.
dindar taifelerin sosyolojisi veya dindar olmayanların falan sosyoloji. Yani bunlara da çalışmaları bir miktar muhtarı olman lazım ki vakada ne olup bittiğini hissedebilmen lazım. Gerçekten bu vasıf orada var mı yok mu yani? Tamam. Yani garibul ahad bil İslam tartışmaları var ya, onları göreceğiz mesela. Atıyorum o ona girer mi? Yani mesela ona ilhak eder miyiz bugünkü nesli yani? Dijital nesli. YouTuber üzerinden yetişmiş, kelime-i şehadeti 2-3 kere okulda duymuş. Din kültürü dersinde ilkokulda duymuş ama laik, cumhuriyetçi bir aileden doğmuş bir insan. 17 yaşında lise 2'de ben ateistim, deistim diye ortaya çıkıyor. Bunu garibul ahad bil İslam'a koyup mürted hükmü vermeyecek miyiz yani? Ona mı ilhak edeceğiz? İçtihat bilmiyoruz. Yapacaksan şartların ne? Mutlak değil yani bu. Evet. Çok zor yani. Hissediyorsunuz değil mi meselenin zorluğunu, içtihadın zorluğu. Bakın bunlara hakkını vererek cevap vermeyen hiçbir söylem, hiçbir konuşma, fetva itibara alınamaz. Ciddi söylüyorum. Niyabeten bunlara itibar ediyoruz biz. Yani elimizde başka bir şey yok. Hani konuyu en iyi bilen hocalarımız böyle şeyler söylüyorlar. Hani bizde elimizde başka bir şey yok. Biz de onlara tabi oluyoruz. Yani hani bir teklif bizden düşüyor. Elimize müştehit olmadığı için. Bu konularda bir hakkın içtihat edecek adam göremediğimiz için bu şer'an ve ilmen çok muteber olmayan gerekçeler ve fetvalar ve konuşmalar mecburen kabul ediyoruz bir kısmını yani. Veya da tevakkuf ediyoruz. Zaten çoğu da öyle duruyor ortada. Kimsenin bir şey bildiği yok. Ciddi söyleyeyim ha, bu konularla ilgili kimsenin ilmi olarak çok bir şey bildiği yok piyasada. Yani fıkıhla uğraşanlar dahil yani. Yani işte usule inecek şekilde ha, yani bu dediğimiz bu az önceki mukaddimeleri falan bilerek, şuurunda olarak yani yapacak bu işi yapan. Tamamdır arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Gene çok uzattık ama inşallah faydalı olmuştur ve uzun bir giriş oldu. Biz bir isterseniz tamamen burada da duralım, zaten çok yorulduk. Kitabı biraz okuyalım teberrüken diyordum ama gerek yok. Hiç ara vermeden uzun süre yaptık. 2 saati açtık bayağı. İnşallah gelecek cumartesi günü İmam Gazali'yi okumaya başlarız. Belki birkaç dersimizi alır. Bu 7-8 sayfayı hazmederek, farklı boyutlarını bugün için de mülaza ederek bir derin bir okumaya tabi tutmaya çalışacağız yapabildiğimiz kadarıyla. Gücümüz yettiğince. Sonra ilama geçeriz. Sonra sübki, sonra yavaş yavaş toparlamaya çalışıp belki kaç dersimizi alacak bilmiyorum yani, ne kadar alırsa artık. Acele etmemize gerek yok yani nasıl olsa. Öyle akademik şey bir kaygımız yok. Dönem kaygımız işte. Sınav kaygımız, şu bu kaygımız yok. Burada ilim yapıyoruz. Din bu çünkü. Dinle ilgili en önemli mevzulardan birini konuşuyor olacağımız için acele asla mahal yok. Kavram karışıklığı, dil ve anlam meselesi çok önemli dedik. Dolayısıyla her şeyi tetkik ederek ilerlememiz lazım. Yavaş gidebiliriz veya da uzun sürebilir. Hiçbir şeydir yani. Siz zaten bu mukaddimeden hissetmişsinizdir konunun ehemmiyeti, zorluğu ve mecburen yani uzaması gerektiği. Ve bunları konuşmadan çok böyle havanda su dövmek gibi olacağı işimizi, kendimizi kandırırız yani 3-5 genel cümleyle, jeneriklik. İşte küfür olur ama kafir olmaz. Yani söyle bunu, ezbere söyle bunun nereye vardığını, bütün akli ihtimalleriyle arka planını deşmeden bunu ezbere söylemenin bir anlamı yok yani. İnanın çoğu ehli sünnet ilim talebesinin bile küfür tekfir mevzusu ki iyi olanların bildiği söylediği 2-3 cümle var, başka ötesi yok ve o 2-3 cümlenin arka plandaki dünyayı tahkik etmiş değiller yani. Ve ulemanın, büyük muhakkiklerin, usulcü ve fakihlerin kelamını dahi muttali olmamışız daha yani. Çok temel kelamlarına, temel düşüncelerine muttali olmamışız. Biz bir kısmına muttali olmaya çalışacağız en azından. İnşallahü Teala, hakkınızı helal edin. Gene de uzattık biraz. Allah razı olsun sabırla dinlediğiniz için. İnşallah gelecek derste görüşmek üzere. Ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve cezakumullahu hayran kethir.